Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben dedi öldürdüm denize attım. Bir sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şimdi Cem, hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hastaneye terk edilen bir bebek. Annesi doğum yaptıktan sonra onu hastanede terk etmiş. Evet. Cem de ailesini bulmak için aramızda. Nereden geldi? Sinop Boyabat'tan geldi. Boyabat. 29 yaşında, evli, bir çocuk babası, erkek berberiymiş. Evet. Cem 1986 yılında Ankara Zübeyde Hanım doğum evinde dünyaya geliyor. Evet. Hatta elimizde de bir belge var bununla ilgili. Zübeyde Hanım doğum evi başhekimliğine, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yazdığı bir yazı var. 1987 yılında diyor ki 16-11-1986 tarihinde hastanenize yatarak bir erkek bebek dünyaya getiren ve Çin Çin bağları Sultan Murat Mahallesi'nde ikamet adresi olarak gösteren Ahmet eşi Sultan Karataş'ın bebeğini hastanenizde terk ettiği Emniyet Müdürlüğü Küçükleri Koruma Şubesi Müdürlüğü'nün 23-12-86 yazılı yazısından anlaşılmıştır. Söz konusu terk erkek bebeğin valilik onayıyla ilimiz Atatürk Çocuk Yuvası'na yerleştirilmesi uygun görüldüğünden anılan kuruluşa teslimi ve sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim demiş dönemin Aykut Altay İl Sosyal Hizmetler Müdürü. Bu önemli bir belge. Buradan neyi anlıyoruz? Cem'i bırakan annenin isminin Sultan Karataş olduğunu, bebeğin babası olarak Ahmet isimli birinin gösterildiği, belki resmi nikahları yok o yüzden ona Ahmet diyelim soyadı tutar tutmaz. Ve ikamet adresi olarak da Çin Çin bağları Sultan Murat Mahallesi'ni gösterdiğini resmi yazılardan biliyoruz. Eğer doğruysa bu bilgiler Cem'in ailesine kavuşması için evet, gerçekten önemli bir bilgi. Sonra sen Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürülüyorsun Cem ve evlat ediniliyorsun. Evet, evlat. Kaç yaşında? 3 aylıkmışım. 3 aylık ya. 3 aylıkmışım. Ailem bana 17 yaşında söylediler. Böyle böyle dediler. Yani tek çocuk olarak mı büyüdün? Evet, tek çocuk olarak büyüdüm. Annenin babanın başka çocuğu olmadı. Olmadı. Şükürler olsun, onlar da bizi el bebek gül bebek büyüttüler. Allah razı olsun onlardan. Hayattalar mı? Hayattalar. Onların da ellerinden öperim. Evet. 17 yaşından beri böyle içimde hep şey kaldı. Nasıl aynı öğrendin Cem? İşte karşısına aldılar, söylediler. Böyle hiç böyle duymamıştın. Diye. Hiç duymamıştım. Aferin valla akrabalarına, çevrene. Yok, hiç hissettirmediler yani. Akrabalarından da Allah razı olsun. Aferin. Durumu anlattılar. Böyle hep içimde düşündüm. Acaba bulabilir miyim falan diye. Sonra programınıza şeyde bulundum. Başvuruda bulundum. Başvuruda bulundum. Sevindim birden gelin deyince. İnşallah bulunur. İnşallah. Yani iyi bir niyetle arıyoruz. İnşallah bulunur. Onları eğer izliyorsa, yani ben cesaretimle buraya çıktıysam onlar da koşarak gelirler diye düşünüyorum yani. Seni yetiştiren ana babanın da şükürler bilgisi olsun var buraya var, geldiğinden. Var. Onlar da muvaffakat ettiler. Evet. Gerçek ananı babanı bulmanda bir mahsur yok dediler. Eğer ki ben bilsem dediler. Onu evet, ben sana gösteririm dediler. Şükürler olsun. Onlar da şu anda izliyor zaten. Öyle mi? Güzel. Onlara da el sallayalım o zaman. Evet. Vallahi çok değerli bir şey yapıyorlar. Ama ya, çok yani güzel. Yaşını beklemişler, durumunu beklemişler. Bugüne kadar hiç sezdirmemişler. Akrabayı talukattan da böyle hani laf atan, taş atan söz. Evet, hiç, aferin diyorum. Evet. O önemli yani işte. Yani benim aferinimi alanın sırtı evet, yere gelmez. Evet, evet. Ama gerçekten aferini hak etmişler. Vallahi bütün yani aile olarak. Bravo. Allah razı olsun. Bravo. Buradan peki, tebriklerimizi, kutlamalarımızı iletiyoruz. 17 yani yaşında öğreniyorsun. Ya bunu ben çok merak ediyorum. O yüzden aslında her gelene evet soruyorum. Öğrendikten sonra hani annenin babanın biyolojik annem babanı olmadı. Evet. Çünkü şimdi onlara annem babanı olmadı demek doğru gelmiyor bana. Değil, anne babalık o yani. Kim yapıyorsa anneliği, kim yapıyorsa babalığı bence odur anne baba. Ya bir de bir çocuğu 3 aylık alıp 17 yaşına kadar böyle pırıl pırıl yetiştirmek, işte 29 yaşındaymış hala arkasında durmak ve ona gerçekten annenin babanın vazifelerini eksiksiz yerine getirmek annelik babalık. Evet. Gerçek annelik ve babalık. Ve çok da kutlanacak bir şey. Evet. Peki 17 yaşında öğrendi. Sonra insan neden annesini yani biyolojik annesini, ailesini bulmak istiyor? Şimdi şöyle, insan merak ediyor. Acaba yaşıyor mu? Kardeşlerim var mı? Hayattalar mı? Ben hep böyle iyi niyetle yani hep böyle düşündüm. Aramak istedi mi? Arayamadı mı? Çaresiz miydi? Ekonomik durumu mu yoktu?
Yani hep böyle iyi niyetle, hep bu şekilde düşündüm. Yani işte görüyoruz diğer programlarınızda da, mesela Kenneth vardı. Beni buraya getirdin de biraz da o. Hangisi? İzledim. Kenneth. Kenneth mı? Kenneth. Yurt dışında büyük bir cesaretle Norveçli buralara, mi? Norveç'ten geliyor. Ha, Norveçli, evet. Yani hep böyle düşündüm, iyi niyet. Yani belki çaresizdi. Hani bırakmak iyi bir şey değil ama belki öyle kaldı ama bir köşede değil de devlete bıraktı. Allah razı olsun yani. Ben ona yani hiç görmediğim, hiç bilmediğim, sadece 9 ay taşıdığı anneme bile dua ediyorum yani. Şükürler olsun diye. Tabii. Yani diyorsun ki onlara karşı evlat... bir öfken falan yok. Yok. Ben de, benim de bir tane evladım var. Şu anda 2 gündür babam nerede diyor. Allah bağışlasın onu. Allah razı olsun. Yani farklı bir şey. Baba olmak, aileyi, bize bir yuva kurduk şükürler olsun. Farklı bir şey. Belki kardeşlerin vardır. İnşallah varsa evet, daha da güzel olur. Yani aslında o Kenneth'ın kardeşlerinin değil mi? Evet. Kenneth'a sahip çıkışı. Hı. Galiba sen ve senin durumundaki birçok kişiyi çok yüreklendirdi. Evet. Çünkü her ne kadar anne baba tabii ayrı havalarda olsa da bu zamana kadar. Vallahi ben de hiç unutmuyorum. Yani Kenneth'ın evet, ablasının yayına bağlanıp ya bırakın ya annem ne derse desin biz biliyoruz kardeşimiz olduğunu biliyorduk. Evet. O bizim kardeşimiz evet deyip evet koşa koşa gelmesi beni de çok etkilemişti. Yani, evet. Şükürler olsun size de. Allah razı olsun. Hepinizden. 7'den 70'e bütün ekibinize de. Yani yaptığınız şey çok üstün bir şey yani. Tarif edilemez bir şey. Ben buraya oturmayı bile yani acaba diyordum ama oldu. Ha, hepinizi bekliyoruz. Hiç öyle bir şey yok eğer evet, düşünen tamam varsa. Herkes gelebilir. Evet. Tabii, gayet, açıkçası tabii ben de çok mutlu oluyorum Cem. Her iş çok kutsal. Yani ne iş yapıyorsan yap. Eğer bir faydan varsa her iş çok kutsal. Ama bazen diyorum ki ya iyi ki bunu yapıyorum yani. İyi ki, evet, iyi ki böyle bir şey aklıma gelmiş. İyi ki yapıyorum. İyi ki insanlar da destek oluyorlar. Hep kendimi gelenlerin yerine koyuyorum. Eminim siz de koyuyorsunuzdur. Dün bir yere gittim. Hanımefendi dedi ki ay beni ağlattın dün dedi. Niye dedim? İşte dedi Almanya'dan gelmiş kız babası ağladı. Çok ağladım bütün gün ona dedi. Ya nasıl buluşabilirler? Yani kayıtlar tabii vesaire o kadar zaten karnış böyle şeylerde kayıtlar yok. Kayıt tabii yok ortada. Nasıl bulabilirler şimdi Cem? Nasıl bulsun annesini babasını? Ne söylemek istersin eğer annen ya da kardeşlerin bizi izliyorsa? İzliyorlarsa gelmesini istiyorum yani. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Sinop Boyabat'ta yaşıyorum. Çocukluğum 12 yaşıma kadar Ankara'da geçti. Şimdi Sultan Murat Mahallesi diyorsunuz ya abla. Ya orası ben neresi? De şu tahtayı alalım mı arkadan? Sultan Murat Mahallesi ile yeni doğan Çinçin Bağları iç içe bir yer. Zübeyde Hanım doğum evi ile bizim mahalle 2 kilometre. Yani ya vardır ya yoktur. Hı. Mesela çocukken ben hastalanınca annem Samur Uslu'yu bir tane hastaneye geçerken hep biz o Zübeyde Hanım doğum hastanesinin önünden geçerdik yani. Yani devamlı. O Çinçin Mahallesi ile Zübeyde Hanım doğum evi Ankara'da aynı, çok yakın birbirine diyorsun. Evet. Yani sırtına geliyor. Hastanenin sırtına geliyor. Anladım. Sen gittin mi o Çinçin Mahallesi'ne? Bu isimleri sordun yaşadım mu? Yok. Sormadım. Neden? Heyecan mı yaptın? Şimdi şöyle bir şey abla. Ya başkası çıkacak. Yani karşına çıkacak insanların gerçek mi değil mi hiç bilemem. Onun için resmi kurumla yazışma yaptım ben. Dilekçemi yazdım, gönderdim. Evraklarım geldi, baktım. Sonra dedim bulabilir miyim diye sordum. Terksin, bulamazsın dedi ama orada bir Zübeyde Hanım doğum evinde doğum yaptığı ismi resmi kaynaklarda olduğu için o beni cesaretlendirdi. Adres bile var. Evet. Yani böyle bir adres var mı yok mu bilmiyorsun sen. Yani ona şimdi bakmadın bu adrese polis yani. Polis tutanağında adrese gidiliyor, adres de bulunamıyor. Yani adrese gidiliyor, bir adres polis vermişler. Polis gidiyor adrese o dönem. Adresi, evet adrese gidiyor, adrese olduğu bulunamıyor. O zaman anladım, adres belki tabii de yani çok değişik. Doğru bir doğru bir adres. Burada da yazıyor. Ben ikisini aynı diye düşündüm. Özür diliyorum. Evet. Diyor ki 16-11-86 tarihinde Zübeyde Hanım doğum evinde yatarak bir erkek bebek dünyaya getiren ve Çinçin Mahallesi Murat Mahallesi Çinçin Sultan Murat Mahallesi No 23'te ikamet adresi olarak gösteren Ahmet eşi Sultan Karataş'ın bugüne kadar bulunamadığı Emniyet Müdürlüğü'nün 23-12-86 tarihli sayısından anlaşılmıştır. Herhalde dediği gibi gidildi, evet, bakıldı yapılan ve bulunamadı. Yapılan emniyet polis araştırmasından evet bu adresin o zaman gerçek olmadığı veya bu adreste bulunamadıkları tespit çünkü edilmiş. Muhtemelen biyolojik anneniz doğuma giderken de hani siz dünyaya geldikten sonra size bakamayacağını düşünüyordu ve bir şekilde
hani bırakacağını düşünüyordu ki oraya da gerçek adresini vermedi. Hani daha sonra evet. takip edilemesin. Yine de bunlardan bir şey tutar. Ben Ankara'da bu dönem efendim 1986 tarihinde 16-11-1986 tarihinde doğum yapan komşunuz olabilir, akrabanız olabilir, hatta anneniz olabilir. Çin Çin Bağları Sultan Murat Mahallesi'nde, hani Sultan Murat Mahallesi olmaz da başka mahalle olur. Belki çekindiği için başka bir adres de vermiş olabilir. Evet. Ahmet eşi Sultan Karataş, efendim bize eğer izliyorsa kendisi ya da bir yakını, oğlunuz Cem sizi arıyor. Artık o büyüdü, 29 yaşında oldu. Bir torununuz da var. Vallahi böyle de hazır çocuğu da kim istemez anam, 29 yaşına kadar hazır gelmiş. Bir de pırıl pırıl yani. Mesleği evet. elinde evet. yuvasını kurmuş. Evet. Yani evet. O çok önemli. Anneye babaya bir torun da hazırlamış. Evet. Allah başlasın. Evet. Sağ olun. Evet. Peki şimdi efendim bakalım haberleri bekleyelim. Evet. Allah'tan ümit kesilmez. Kesilmez. Biliyorsunuz bazı şeyleri hiç geciktiremiyorum. 29 yaşındaki Cem ailesini bulmak için gelmişti. Cem, telefon hattımızda yeğenin var. Yeğenim. Evet. Anneni bulduk. telefon hattımızdaki kişi Cafer Çağdaş. Efendim günaydın. Günaydın Hülya Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cafer, istersen sen de bir yeğenine önce bir merhaba de. Tabii kesin bir alayım ben. İsmi Cem sanırım. Evet. Evet. Cem merhaba. 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 Ben senin dayı oğlum, dayının oğluyum. Ama evet. ben senden büyüğüm tabii yaş olarak. Ben 50 yaşındayım. Ha öyle mi? Sesiniz de çok genç geliyor Cafer Bey. Ruhum genç ondandır. Ne güzel maşallah. Nasılsın Cem, iyi misin canım? Sağ olun abi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi ben önce bir şey izah edeyim. Benim halamın anlattığımız durum gibi bir durumu söz konusu. Yani doğumunda bir günlük bir bebeğin bırakılması ve isim bahsettiğiniz kişinin olması. Ama gerçek ismi o değil. Annesinin gerçek ismi o değil. Şu anda zaten yurt dışında, Almanya'da yaşıyor o kişi. Babası da Norveç'te. Anne babası ayrıldılar zaten onların. Babası da Norveç'te yaşıyor. Ama biz Cem'i annesiyle görüştürürüz. Biz hatta Cem'i kendimiz de görmek isteriz. Yani birkaç gün önce biz zaten kahvaltıda sizin programı izlerken böyle bir durumdan bahsettik. Yani işte halamın oğlu çıkanı yaparız falan diye sanki Allah'tan başka şey izlesek olacakmış gibi. Ay ne kadar, ay evet. tüylerim diken diken oldu. Yani biz şu anda çok da bütün aile bir araya toplandık. Yani inanın hepimizin tüyleri diken diken anlatamam. Vallahi yani. Vallahi benim de öyle ya. Oldu. Cafer Bey, yani Cem de çok şaşkın, Cem çok şaşkınsın biliyorum dur ben de öyle. Cafer Bey neden Cem bırakıldı hastaneye? Cem'in bırakıldığını şöyle derdim. Anne babasının ayrılmışlardı. Yani o anki şartlar, koşullar ne gerekiyordu bilmiyorum ama halam yani büyük bir cehaletle çocuğu orada bırakmış. Ama niye bıraktığını biz 8-9 yıl sonra çocuğun öldüğünü biliyorduk biz ilk zamanlar. Sonra öğrendik ama biz izine ulaşamadık sonra yani. Sonra siz de baktınız. Baktık ama çok ulaşamadık. Yani çok da detay aslında bakmamız derken çok detaylı inceleyemedik. Neden incelemedik? Çünkü halam farklı bir yaşam kurmuştu. Bu yaşamın da deforme olmasını istemediğimiz için çok da irdelemedik aslında işin doğrusu. Ama bu saatten sonra hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ben Cem'in onun hayatı, yani Cem'in yaşadığını bilmesi, Cem'in hayatta olduğunu bilmesi, görmesi onun için bir sakınca olacağını düşünmüyorum ben. Cem de annesini görmek isteyecektir. Annesi büyük ihtimalle bir insan evet. ne kadar da... ayrı olsa annesini görmek ister diye düşünüyorum. Evet. Çok iyi yürekli evet. bir çocuk izlediyseniz yani ben hiçbir şey... Ben daha görmedim. Ben başka odaya geçtim. Televizyonda izleyemiyorum şu anda. Siz arkadaşlar siz yankı yapardıklar. Size kim haber verdi? Ya evde kızım izliyordu. Evet. Ben ofisteydim. Baba dedi böyle halamın kızı için yani bahsettiğimiz halamın için dedi böyle bir durum var. Sultan Aktaş diye bildirmiş dedi. O aramış zaten sizi evden. Sizin arkadaşlar benimle temasa geçtiler. Anladım. Siz, şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Sizin halanızla enişteniz resmi nikahlı evli miydi?
İlk önce evliler, evet. He. Sonra Cem'i hamile kaldığında değillerdi ama, öyle mi? Evet. O yüzden de halanız çocuğu ne yapacağını bilemedi o dönem. Yani o kadar basit değil. Yani bırakıp gelmiş değil. Babasının yurt dışında işçi olabilmesi için bir evlilik yapmak gerekiyordu yurt dışında bir bayanla. O yüzden evliliklerini burada geçti. Yani formalite olarak sonlandırmışlardı. Ama hı-hı, karısıydı yine. Anladım. Sonra baba gitti. Biraz bakmaz oldu. Baba biraz sorumsuz davrandı. Öyle olunca bu bahsettiğimiz yıl 86. Türkiye'nin konjonktürü o zaman belli, biliyorsunuz. Bir kadının tek başına kalması, hamile olması çok alışılagelmiş bir şey değil. Bugünün şartlarında çok kolay ama o zaman kolay değil. Hı hı. Yani o zaman halamın durumunda aslında şimdi biraz anlamakta zorlanıyorum ama düşünüp o zamana gittiğinde insan normal karşılayabiliyor. Evet. Yani halam için de çok kolay bir şey değil. Yaptığı kesinlikle yanlış. Onu onaylamıyorum. Yani çocuğunu her halükarda... Bizim eve bıraktı. Biz 6 kardeşiz. Bizim evde çocukların içerisinde büyüyordu. Bunu biliyoruz. Ama çocuğu bırakmış. Onu da artık bir şey yapamadık. 8 yıl sonra öğrendik biz onu. 8-10 yıl sonra hatta. Ama çocuğun bir de öldüğünü düşünüyorduk. Daha sonra sağ olduğunu söylediler. Ama ondan sonra da yapacak pek bir şey kalmadı. Cem'in durumu nasıl, bir öğrenebilir miyim ben? Cafer Bey, şunu da bitireyim mi? Peki başka kardeşi var mıydı Cem'in o dönem? Hayır, yok. Cem tek çocuk. Tek çocuk. Evet. Daha sonra anladığım kadarıyla baba Norveç'te diyorsunuz. Anne de Almanya'ya, evet, gitti. Orada mı evlendi? Anne, evet, Almanya'da evli. Baba da Norveç'te yaşıyor. Babanın peki, ne olsun tam bilmiyorum. Peki başka kardeşleri var mı Cem'in? Cem'in yok. Hayır, söyle. Anne tarafından başka kardeşi yok. Ama babası evlendi. Başka kardeşi varsa bilmiyorum onu. Onu bilmiyorsun. Onu da öğrenirim ama ben size. Onu bilmiyorsunuz. Peki annenin adını dediniz ki yeniden evlendiği için, bilmiyor mu eşi böyle bir bebek durumunu acaba? Çok bildiğini sanmıyorum. Anladım. Peki babanın ismi ne o zaman? Belki, şöyle, babasının ismi Kadir. Babasının ismi Kadir. Evet. Ve Norveç'te yaşadığını düşünüyorsunuz. Evet. Soyadı Akkuş mu? Hayır, şu anda şunu söyleyeyim ben size. Yani evet, senin eşliğinin içinde bütün akrabalar ulaşır. Öyle mi? Yani onlar da bilir diyorsunuz. Hayır, ben şeyi anlayamadım. Yani şimdi annesinin adı hastanedeki kayıtlı olan isim değil ya. Evet. Siz onun o isimle bıraktığını mı biliyordunuz hastaneye? Evet, biliyorum. Ha, siz yani Sultan Karataş ismiyle bıraktığını biliyordunuz bebeği. Evet. O yüzden biliyorum. Eminsiniz. Eminim, evet. Ha. Yani Cem'cim, bu da yani, çok önemli. Biliyor musunuz, evet, Cem'in de aklında çünkü bir sürü soru işaretleri oluştu. Cem diyor ki biraz konuşayım diyor Cafer Bey seninle. Abi buyur. Cem'in gerçek anne babasını biliyorum. Hatta yayına arkadaşlarımıza ben babasının feysini veririm. Feysini babasının feysinden görebilir ama annesinin feysi yok. Annesini de irtibatlaştırırım, görüştürürüm. Tabii onlar kendi istekleri doğrultusunda birbirlerini görmek istiyorlarsa birbirlerine ulaşırlar. O zaman bir ama dakika Cafer Bey, bir saniye dur. Biraz bir dakika Cafer Bey, bir saniye alıp hemen bir şey yapsın. Çok merak ettim ya, babasına gireyim mi ben şuradan bakayım? Acaba burada Facebook var mı? Var mı burada? Gelsene Hüseyin. Gel, senin Facebook. Allah, ben de bu işten hiç anlamıyorum ki. Nasıl girelim? Bir ismini bana bir karta verin. Ha, ya da oraya. Siz şimdi ismini söylemeyin de buradan. Bakın fotoğrafına bakalım ya, değil mi? Merak ettim mi? Gel Cem, gel. Ben merak ettimse sen kim bilir ne durumdasın. Gel otur, gel. Gel çocuğum. Nasıl? Ha? Çok hızlı bir şey. Öyle oluyor değil mi? Biz de böyle heyecandan. Evet. Sen gir. Tabii Cem de bu kadar hızlı bir şekilde bulunacağını hiç ümit etmiyordu. Sen bir şey öyle demeler. O nedenle sana da çok hızlı bir sürpriz oldu aslında. Allah mola seni verdik. Evet, evet. Evet, evet. Bir dakika. Tamam, hatta mı Cafer Bey? Konuşuyorlar. Sen konuş Cafer Bey'le. Konuş abi de, bak o merak ediyor. Bak o da Ankara'da yaşıyormuş. Sen bir konuş. Ankara'da mısınız siz? Rejiden konuşuyorlar. Ya bu Kebriye gözükmeyecek ya. Sen Cafer Bey'i verin yayına. Tamam. Siz Cafer Bey'i tamam yayına verin, Cem'le konuşsunlar. Tamam. Cafer Bey vallahi kusura bakma, çok heyecanlandık ya. Seni düşünemiyorum yani.
Ben bir acayip heyecan yaptım. Yazık bu çocuğa da 29 yıldır. Hayır. Çocuk bundan sonra yani ben şunu söyleyeyim. Annesini babasını görmüyorsa bile, onlar görüşmezlerse bile biz Cem'i görmek isteriz. Abi, biz Ankara'da yaşıyoruz. Yani nasıl izah edeyim? Biz zaten Cem'i yıllardır merak ediyoruz. Yani o bizim kuzenimiz, onu görmek isteriz. Tanışmak isteriz onunla. Ankara'nın neresindesiniz abi? Ankara Balgat'tayız biz. Abi çıkın gelin. Ay, kıyamam ya. Cafer Bey, size bir şey söyleyeceğim. Tabii ki insanların değişik durumları var. Ben çok saygı duyuyorum. Ama buraya gelen özellikle bu genç arkadaşlarımızın şöyle bir duygusu oluyor. Buna da saygı duyulmasını istiyorum. Şimdi buraya çıkıp ailesini aramak aslında çok zor bir şey. Onun da arkadaşları var. Evlenmiş, başka yeni bir aileye katılmış. Çok zor bir şey yapıyorlar. Ama cesaretlerinden dolayı onları kutlamak lazım. Ama buraya eğer aileden biri gelmezse boyunları bükük kalıyor. Bunu da çok iyi anlıyorum. Yani söylerken de etkileniyorum. Değil mi? Aslında hani yani gelin beni kucaklayın demelerinin ardında yatan yani sebep de bu aslında. Aslında buraya çıkmanın mantığı da bu. Hı hı. Tamam. Şimdi siz İstanbul'da yayınlasınız bildiğim kadarıyla. Evet. Yani gelirseniz sizi ağırlamak isteriz. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, onu bir kucaklayışınızı bizim görmemiz değil ama onun yakınlarının özellikle görmesini yanılıyor muyum? Yani evet. Sizlerin yok, adına konuşuyorum belki ama. Allah razı olsun. Hayır. Bakın şöyle söyleyeyim ben. Hı-hı. Siz zaten yani bu yaptığınız yayınla Türkiye'de birçok insanın yani dili oluyorsunuz, gözü oluyorsunuz. Buna inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Valla sizlerin sayesinde Cafer Bey. Sağ olun. Sizlerin sayesinde. Ben her sabah kahvaltıda sizin programınızı izliyorum kesinlikle. Eşimle birlikte izliyoruz. Hatta oradaki birçok olay bize örnek oluyor. Yani insanı, yani aslında ders işlenecek, üniversitelerde ders anlatacak konular olduğunu düşünüyorum birçoğunun. Sosyolojik anlamda toplumun gerçekten izlenmesi gerektiğini siz çok güzel bir şekilde anlatıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Cem konusuna gelince şöyle izah edeyim. Kesinlikle biz Cem'le bir defa görüşeceğiz. Yani %1 milyon görüşeceğiz. Cem'i biz misafir de etmek isteriz, ağırlamak da isteriz. İnşallah. Ama İstanbul'a gelme konusunu şöyle yapalım. Ben isterseniz gelirim diye düşünüyorum ama aileyle bir görüşeyim ben. Hani çok haklısınız. Ben şimdi annenin durumundan dolayı size bir şey söyleyemiyorum. Siz eğer şey yapabilirsiniz. Ben bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ona sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Anlıyorum durumunuzu. Hani annenin ailesi bilmediği için ne olabilir diye düşünüyorsunuz. Ona da çok saygı duyuyorum. Aynen. Dediğinize katılıyorum. İşte Cem beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum abi. Seni kesinlikle göreceğiz. Biz seninle konuşacağız, tanışacağız, birbirimizi öpeceğiz, bir misafir olacağız, sohbet edeceğiz. Tamam mı? Yani sen o konuda rahat ol. Yani seni kucaklayacak bir ailem var. Tamam mı Ankara'da? Ama işin asıl özünde işte anne tarafı, anneyle babayla bir görüşüp ondan sonra gelmem gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman görüşeceksin abi? Cafer Bey, siz konuşurken duymuyorsunuz. Bana diyor ki, gelsin diyor. Söylese gelsin diyor şöyle. Şimdi Müge Hanım, gelsin tamam. Demesinde Cem haklı. Ben onun dolayı onun gözlerinden öpüyorum. Cafer Bey, şimdi Cem büyük bir aileyle, aile bireyleriyle tanışacak. Ama şu anda kendine hala bu aile bireylerinin dışında yabancılık havasını henüz üzerinden atamamış bir psikolojiye sahip. Bu girişimde bulundu. Şimdi sizin ailenizin sıcaklığıyla ilk adımın sizden gelmesi, ilk ellerin avuçların ona sizden uzatılmasını bekliyor. Bu psikolojide. Evet. Bunu hoş ama görmeniz lazım. Zaten Cafer Bey de diyor ki annesinin evlendiği kişi bilmiyor ya, kuvvetle muhtemel halamın bebeğini terk ettiğini. Evet. Tabii ben oraya çıkınca onun ailesi bunu anlar. Ben halamla konuşacağım. Ben halanızın da artık üzerinden 30 yıl geçmiş. Evet. Zaten Cafer Bey de öyleydi. Artık onun durumunda bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum dedi. Hanımefendi de büyük bir cesaretle evet benim oğlum dediği noktada zaten biz geliriz de onu orada da kucaklarız. Her şekilde de eğer annesi babası kabul etmese dahi ben Cafer Bey'i kutluyorum. O bizim yeğenimiz, ailemizden biri. Biz görüşeceğiz ve çok güzel sahip çıkacağız. Diyor belki bize Cafer Bey şu anda halası ya da eski eniştesi izliyordur.
Onlar da arayabilirler. İnşallah. Şimdi Cafer Bey de haber verecektir zaten. Evet. Bakalım anne ne diyecek? Çünkü biz böyle anneleri çok gördük artık. Hani bu kadar zaman geçmiş. Söyleyeceğim Cafer diyor. Bey şunu da söylemek lazım. Var mı Cem telefonu? Gerçekten çok iyi yetişmiş genç bir adam. Meslek sahibi, aile sahibi ve bir çocuğu var. O nedenle hani bu mesafeyi de çok güzel koruyabileceğini düşünüyorum ben. O evet. Anlamda hani Cafer Bey'in de bir endişesi olmasın. Konuşacak o da. Evet, bir yani... telefonumuz daha var. Bakın aile fertleri aramaya başladılar. Evet. Annenin yeğeni. Of. Melahat Hanım telefon attığımızda. Efendim günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Nigar Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Melahat Hanım. Hoş bulduk. Ellerinizden öperim. O benim teyzemin oğlu. En başta ben numarayı verdim. Ay, ay. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ben... En başta numarayı ben verdim. Ben numara arıyordum. Teyzelerimin numarasını arıyordum. Kurban olurum Cem. Ay. Nigar Hanım beni oraya çıkarın ne olur. Ben onu bir kucaklayayım. Annem onun derdinden öldü. Aa, öyle mi? Evet, evet, evet. Nasıl çıktı? Ben hemen bizim gelini aradım. Dedim ki numaraları bana yazdır da verin dedim. Aa, sizin evet, annen... ben aradım. Ay, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi sizin anneniz... Allah sende de razı olsun. Ben seni hiç bırakmıyorum. Her zaman izlerim seni. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin anneniz nesi oluyor Cem'in? Cem, benim annem onun teyzesi. Cem'in annesi benim teyzem. He. Diyor ki... Yalnız Melahat Hanım diyor ki... Yani benim annem diyor, yani Cem'in teyzesi onun üzüntüsünden öldü. Çok üzüldü diyor. Yanlış anlamadım değil mi? Ay evet, evet, evet. Hepsi benim ailem bütün onu arıyorlardı. Öldü zannediyorduk. Benim orada bıraktılar hastanede. Öldü zannediyorlardı. O da ölmemiş. Annem çok aradı. Benim kardeşim çok onu aradılar da hastanede bulamadılar. Ay. Vallahi Melahat Hanım ya. Sen İstanbul'da mısın, Ankara'da mısın? Ankara'dayım. Cem, teyzem kurban olsun sana. Kimse seni kabul etmesin. Kapım sana açık. Yok. Yok. Nasıl ağladı kurban olur. Melahat Hanım evet. Allah razı olsun. Melahat abla, bize de ailemiz şükürler olsun bu zamana kadar getirdi. Onun için hiç aklınızda bir soru işareti kalmasın. Buraya da bizi gönül rahatlığıyla gönderdiler yani, şükürler olsun. Senin bir sürü sülalen vardı kuzum, bebelerin içine atsaydı sen büyürdü. Evet. Aynısını Cafer Bey de söylüyor ama işte o an acaba Cem'in annesi hangi psikolojiyle, hangi ruh halinde evet, gitti evet, de hastaneye evet, bıraktı bilemiyoruz. Ne? Herkes kendi yaşamını bilir ama ne olursa olsun elbette doğru değil. Bugün bak Cafer Bey, işte senin bir yeğenin, Melahat Hanım yine öyle hani şey olarak söylüyorum, bir başka yeğenin, bak nasıl tabii, seni sevgiyle kucaklıyorlar. Allah razı olsun. Eminim annenin de aklından çıkmamışsındır. İnşallah. Melahat Hanım, ismini vermeyin de yani ben onun tarafında da şimdi hani televizyondan bir şok yaşansın, bir problem olsun istemiyorum. Siz onu kendi aranızda konuşursunuz. Melahat Hanım, peki Cem'in annesiyle hiç Cem hakkında konuştunuz mu? Hep ağlardı annesi, hep ağlardı, hep ağlardı. Hep ağlardı. Niye bıraktım diye. Niye? O zaman benim teyzem cahil idi. Teyzem korkuyordu. Ben oraya gelirsem ben konuşurum kim bıraktığını. Cem, annesi bırakmadı Cem'i. Kim bıraktı? Küçük dayım bıraktı. Anne, yani annesinin kardeşi bıraktı. Evet, evet. Benim teyzem bırakmadı. Teyzem hep ağlıyordu. Yani baskı gördü muhtemelen Cem'in hani anne baba yani arasındaki zorlandı nikah yani, olmaması. Kendi babalarını koynuna koymuş. Efendim? Mica Hanım beni oraya alır mısınız? Melahat Hanım, senin başımın üzerinde yerin var. Seni her zaman tabii ki misafir etmek isterim. Yani dediğim gibi zaten Cem'e sarılıp buraya gelip evet, hani ona sarılan birisi olmasını çok arzu ediyorum. Ama ve lakin hani Cafer Bey de bir halasıyla konuşsun. Çünkü şimdi halanın ailesi gördüğü zaman yani bir yanlış bir şeye
Mahal vermeyelim. Şimdi siz konuşun. Seni böyle koşa koşa bekliyorum. Keşke İstanbul'da olsaydın. Çok teşekkür ediyorum ya. Hanımefendilerin de bunu söylemem lazım. Bunu kadın da olsam söylerdim. Erkek de olsa söylerdim. Hanımefendilerin de duygusu bir başka tabii. Yani evet. Hani evladım demesi değil mi? Bir başka bizi çok mutlu etti. Buldunuz mu o şeyi? Demin bir şey veriyordum. Ha, teyit etmeye çalışıyorsunuz Cafer Bey'e. Çünkü Cafer Bey'in babası diye söylediği isimden o kadar çok çıktı ki Facebook'tan acaba hangisi diye. Cem, ne söyleyeceksin Melahat Hanım'a? Ben geleyim onu diye sarılayım diyor. Gelsin. Gelsin. Bak, o da Ankara'da yaşıyormuş. Ankara'nın neresindesiniz? Ankara abisi, İskitler'deyim. Ben gelirim. Sen merak etme. Vallahi bayıldım. Peki, vallahi iki gündür ben buradayım. Siz de gelin yani. Babası hakkında yani babası nerede, telefon numarası falan öyle bilginiz var mı? Bilmiyorum. Babasını bilmiyorum. Babası gitti de bilmiyorum babasını. Anladım. Babası nereliydi? Hani onun hakkında da... Babası da annemin teyzesi, dayısının oğlu. Akraba. Ha, öyle mi? Evet. O zaman herkes akraba birbirine yani. Tabii. O zaman... Sen merak etme, yürüyerek de olsa senin yanına gelirim kuzum. Allah razı olsun. Ya Melahat Hanım ya, sen bu kadar hepimizi mutlu ettin, yüzümüzü güldürdün. Biz seni yürüyerek getirir miyiz buraya, aşk olsun ya? Biz de şimdi... Yürüyerek de olsa onu gelirim, 10 senede gelirim, yine görürüm. Kurban olurum oyunun arayan altına. Evet. Biz de şimdi iki tane Melahat oldu, benim eşimin adı da Melahat. Aa. Kurban olurum sana, eşine kurban olurum, çocuğuna kurban olurum. Ay Melahat Hanım ya, çok teşekkür ediyorum kurban sana. Kurban olurum sana. Miguel Hanım, Zafer dayımın oğlu gelirse ben onunla gelirim. Tamam. Sen topla sülaleyi, gel o zaman. Tamam, kurban olayım. Gelmeyeyim, çok teşekkür ediyorum. Amanet olacağım, hiç kimsesiz değilsin sen kuzum. Bak, sahipsiz değilsin. Allah razı olsun. Melahat Hanım, tamam. Nerelisiniz? Ben Bağlalıyım. Benim annem Şerefli Koçhisar, babam Bağlalı. Bağlalı. Nereden yani? Ankara'nın ilçesi. Ankara. Ankara. Evet. Ankara, anlamıyorum çünkü bağlar mı diyor, anlamıyorum. Bağla. Bağla. Anladım. Evet. Melahat Hanım. Rahmi abinin ellerinden öperim, hocanın ellerinden öperim. Çok teşekkür ederim size. Sağ ol. Valla Melahat Hanım, sen gelsen ben önce seni bir kucaklamak istiyorum. Şöyle sıkı sıkı sarılmak istiyorum sana. Melahatlar'da ne kadar güzel var. Bir elektriğin var değil mi? Duygusunu o kadar güzel dile getiriyor ki aslında Melahat Hanım. Beni buraya eşim cesaretlendirdi biraz da. Yani Melahatlar'da bir cesaret var yani. Onu da öpüyorum. Ellerim mutlu musun şimdi? Mutluyum. Mutluyum abi. Mutlu. Kafandaki soru işaretleri gitti mi biraz? Gitti. Yani bir görüşmek kaldı işte. Bir samimi hava oldu yani. Oldu. Bir cesaretlenme ya, başladı. Bu çok iyi bir çocuk ya. Canım benim inşallah. Ay, çok mutlu olduk. Cem, yani Adana'ya döneceğim de babanın fotoğrafını görmüş bulduk. Aynı benim. Babam mı bu? Babam. Aynı mı? Aynı dediğin ne? Yani kaşlarım. Ya aynı ben diyor. He. Evet. Doğru aslında ya, kaşlarını falan. Aynı ben mi dedin? Ay canım benim ya. Ay güzel oğlum. Vallahi şeyde çok hoşuma gidiyor benim bu genç çocuklar. Yurt dışındaymış, evet. Bakayım başka ne var ki acaba? Benim de bunlarla ilgili maalesef başka fotoğraflar bunlar. Bunlar da kim bilmiyoruz şimdi. Yani buluruz şimdi, mesaj atarız. O da mutlu olacaktır. Acaba bu da diğer kardeşim mi, bilmiyorum ki. Değil mi? Böyle. Evet. Şaştım kaldım. Hı? Şaştım kaldım yani. Şaştın kaldım. Ama beklediğinden daha farklı bir durum ortaya çıktı değil mi? Evet. Çok hızlı bir şekilde de yani ne diyeyim, nasıl ifade edeyim ben de bilmiyorum. Yani. Biz ne yapsak acaba? Hemen söylemesek mi Kebriye ya? Neyi? Hani böyle bulunduğu zaman hemen söylemesek mi gelene? Herkes bir şok oluyor tabii, haklısın. Yani 29 yıl tabii. Sonra...
İki dakika içinde insanın ailesinin olması hızlı bir gelişme. Ve tabii şöyle bir şey. 17 yaşında öğrendiği ve 12 yıldır da aslında bu merakla yaşadığı düşünülürse Cem'in çok doğaldır ki hani bu şaşkınlığı, bu bilinmezlik içerisinde hani kendisinin nerede yer alacağı. Ama bence biyolojik ailen de gerçekten çok düzgün bir aile. Allah razı olsun. Ama o dönemin şartları içerisinde ne yazık ki başka şeyler böyle olabiliyor falan yani. Tabii burada ki. Daha evet yani daha çok düzgün bir aile gözüküyor ve sonuçta sana da hani kucak açabilecek, seni içlerinde sevgiyle barındırabilecek bir aile gibi duruyor. O nedenle çok şanslısın. Şükür olsun. Annen baban sağ. Hayatta da olmayabilirlerdi. Hiç tanıma şansın da olmayabilirdi. Çok farklı durumda da olabilirlerdi. Çok kötü koşullarda da olabilirlerdi. Ama şu anda bence çok şanslı olduğunu bence başka başka kardeşleri falan var yani. Başka kardeşleri, yeğenleri falan var. Hadi bakalım geç yerine. Koltuğumu bırak bana. Evet. Ben de herkesten en çok heyecanlanan ben galiba. Vallahi çok sevindim. Dur bakalım yani yarın her şey daha çok netleşecek. Biliyorsunuz Cem hastanede terk edilen bebek. Önce yeğenleri aradı, kuzenleri aradı. Cem sana bir sürprizim var. Evet. Annen Satı Hanım'mış ismi. Telefon attığımızda. Evet. Bir alo de. Alo de. Alo. 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 Duymuyorum sesinizi. Sizi dinliyoruz efendim. Anne, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Allah razı olsun sizden. Canım benim sen oğluna seslen. Alo. Alo anne nasılsın? Oy kurban oğlumum ben sana. Anne sana kurban. Anne sana köle. Anne sana kurban. Oy. Oy canım ciğerim. Benim bir parçam. Sana kurban. Öyle durma. Konuş benimle. Ciğerim anne seni bırakmazdı. Allah razı olsun. Anne mecbur kaldı. Nasıl? Sana kurban olayım gözlerine. Niye bıraktınız efendim? Çok kısa. Ay Müge Hanım hiç sormayın. Derdim çok Müge Hanım. Kimse evladını bırakmaz. Kediyken de kedi bırakmıyor. Ağzını Ali'ye de götürüyor. Hı hı. Ben bırakır mıyım? Ben onun için neler gördüm, neler çektim. Başka çocuğunuz neler oldu mu? Her şey anlatılmıyor. Başka çocuğunuz oldu mu? Yok, ondan başka yok. Ha tek evladınız. Tek evladım. Oy, evlat deyince ciğerim böyle parçalanıyor. Evlat deyince evlat görmedim çünkü... Onun acısıyla şey yapıyordum, yatıyordum, uyuyordum. Onun acılarıyla ölmeden gördüm ben onu. Siz öldüğünü mü düşünüyordunuz? Yok, ben, Allah korusun. Hayır, siz öldüğünü mü düşünüyordunuz oğlunuzun? Hayır, öldüğünü değil, diyordum inşallah bir gün çıkar. İnşallah, kalbimde hep onu götürüyordum. Gözünüz aydınlatsın. Almanya'daymışsınız. Ben ölmeden göreyim diyordum. Önceki siz Almanya'daymışsınız. Evet, Almanya'dayım. Önceki annemin adı da Satı. Anlamadım, söyle ne? Yok. Ben 10 senedir Almanya'dayım. Anladım. Bir şey söyleyeceğim mi annene? Diğer telefonumuz da hazır mı? Onları. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Oy kurban evet, olurum ben sana. Onun için şok yaşıyor. Seni görmek istiyorum de. Annene sana sarılmak istiyorum de. Sizi görmek istiyorum. Gelebilir misiniz? Oy ben sana kurban. Şimdi ben çok rahatsızım. Ben gelmem mi? Ben seni görmem mi? Ben ameliyatlıyım. Bir de ben geleceğim zaten. 7. ayda geleceğim Allah izin verirse. Seni dört gözle bekliyorum. İnşallah. Satı Hanım bu arada galiba yanınızda eşinizin sesi var. O da çok sevinmiş öyle mi? Yok. Evet, o benden daha çok sevindi. Allah razı güzel, olsun ondan. Bak güzel. Hiç korktuğumuz gibi olmadı. Ben de çok mutlu oldum şimdi buna. Ben de mutlu oldum. O bilmiyordu, o duymadı. Ben onunla evlendim, söylemedim. Benim bir çocuğum var. Acaba dedim,
Yuvama bir sakıncası olabilir mi? Korktum çünkü. Hı hı. Çünkü çok acılar gördüm Müge Hanım. Ama şimdi mi söyledin eşine? Evet, evet. Şimdi duydu. Aferin ona da bak. Kaç yıllık evet. evlisiniz? Büyük bir 10 senelik evliyim diyor. Sen bana söyleseydin ben arardım. Ben bulurdum. İyi adammış sen o zaman. Niye bana söylemedin? Ben de dedim ben korktum. Ben o yüzden söylemedim. Vallahi İyi helal olsun. Helal çünkü olsun. Ortada bir çocuk varken helal bunun olsun. Problemini yaratmak evet. çok büyük mantıksızlık olurdu. Gerçekten eşiniz çok akıllı ve evet. vicdanlı bir insanmış. Evet. Bir ara vereceğim. Döndürelim. Evet. Hayır sana döndürsene şeyi. Ara vereceğim dediğim o. Cem, baban da Kadir Bey de telefon attığımızda. Evet. O da bizi Norveç'ten arıyor. Merhaba de. Merhaba. Alo. Merhaba. Merhaba Can, sana kurban olurum oğlum. Baba nasılsın? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Allah razı olsun. Lan oğlum seni havada alırken yerde bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Müge'den Allah razı olsun. Bir kere onu seviyoruz zaten. Hep izliyoruz onu. Sağ olun Kadir Bey. Ellerinizden öperim. Valla ben de gözlerinizden öperim. Sağ olun. Size sağ olun. Allah sizden razı olsun bir kere. Hepimizden. Kadir Bey başka kardeşi var mı Cem'in? Can'ın Norveç'te bir tane bacısı var 22 yaşında. Hı hı. Bir Müslümanla evli, Kosova Almanla evli, 7 aylık bir oğlu var. Maşallah. Allah razı olsun. Ben de evliyim. Benim 15 yaşında, 16 yaşında da 2 tane oğlum var. Maşallah. İyi şimdi bak. Şimdi benim hanımla oğlanın biri Türkiye'de okuyor. Kendi kültürünü öğrenmek için bu sene oraya bıraktık. Evet. Bir tanesi de burada şimdi annesiyle beraber bana bilet arıyorlar. Beraber İstanbul'a geleceğiz. Aa, geliyor musun? Eğer akşama bilet bulursam inşallah sabah oradayım. Eğer yani sizden devamlı irtibata gireceğim. Dünyanın öbür tarafı olsa geleceğim. Ben canıma kurban olurum, kurban. Ben ne onu zaman evde aradım. Neşelerle aradım ben onu. Ay vallahi beni de ağlattınız. Diyor ki diyor ki şimdi bilet alıyoruz. Bilet almaya gitmişler. Bilet, yani diğer çocuklarım hanımımla beraber bilet arıyorlar şu anda. Hemen geleceğiz, bulur hemen. Baba, yani yarın burada olmak istiyoruz diyor. Alo. Efendim canım. Baba bekliyorum. Oğlum gelmez olur muyum ya? Oğlum gelmez olur muyum ya? Ben sana kurban olurum oğlum. Ben gelirim oğlum, ben gelirim. Sen dünyanın öbür tarafında ol, ben senin sesini duydum mu gelirim. Müge'de Allah razı olsun oğlum, seni oraya çağırdığı için. Oradaki seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Saygılar duyuyorum herkese. Sağ ol. Gözünüz aydın. Hepinizin evet. gözü aydın. Mutluluklarınız daim olsun. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Cem'e bakanlara da çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah da Allah razı olsun. Bu. Ellerinden öperim. Sağ ben de gözlerinden öperim. Ay valla yani çok teşekkür ediyorum. Hem Satı Hanım'a, Satı Hanım'ın bu haberi hiç bilmemesine rağmen... Evet. Çok mutlu oldum. Keşke bana daha önce söyleseydin oğlunu bulurdum diyen eşine ve babana. Bilmiyorum sen ne hissediyor. Böyle bir şey bekliyor şimdi, muydun? Bu benim beklediğimden bile daha evet, güzel oldu. Abla, şaşkın yani burada iki cümleyi bir araya dönüyor benim de kelimeler ama evet. toparlayamıyorum yani. Şükürler şey olsun. Allah razı olsun. Gitti. Yani yarın buluşacağız. Yarın ailenle kucaklaşacaksın. Ne güzel bir şey ya. Aslında bunlar şey yani benimki de mutluluk gözyaşları tabii. ve bak herkes ağlıyor. evet. Ya evet. Allah'a bu çok güzel bir şey. Allah'a yani. Şükürler olsun. Bilmiyorum ya. Kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün. Evet. Zaten ben bir yerden sonra hani bazı insanlar vardır acıyla yıkılırlar. Ben yaşadığım her zorluk beni daha güçlendirir. Ben öyle bir insanım. Kendimi de hep öyle motive ederim. Kim ne derse desin. Yani o kadar mutluyum ki kurban oldum Allah'ım. Ne iş yapsam ona sıkı sıkıya bağlanacağımı biliyorum ama iyi ki
İyi ki böyle bir program yapıyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir şey benim için. Evet. Çok çok mutluyum. Cem sen, diğerleri aslında film gibi. Hani belki evet, hani böyle evet, bir konuyu diyorum ya, ben 4 sezon dizi yapabilirsin. Evet. Ama her şey işte bir yarım saat içinde olup bitiyor. Dile kolay. 29 yıl önce hastaneye bırakılan bir bebek ve her ne koşulda olursa olsun elbette bırakılması çok yanlış ama 29 yıl sonra onu sevgili arayan ailesi, annesi, babası ve yarın inşallah Allah izin verirse inşallah bir aile fotoğrafı yapacağız galiba i̇nşallah. Ve burada. 2 saat içinde Müge Hanım ailenin bütün fertleri ulaştı. Cem'e ulaştılar, Cem onlara ulaştı. Bir aile topluluğu 2 saat içerisinde, hem de nasıl bir topluluk? Anne Almanya'dan, evet, baba Norveç'ten, öbürü Ankara'dan. Babaanneydi, bir dakika bağlayın ya. Babaanne yani çok böyle ağlıyormuş. Böyle bir şey olmaz yani. Babaanne nerede? Meşgul mü çalışıyor? Ay babaannen çok ağlıyor. Ya babaanne, yarın çok o kadar çok arayan varmış ki şu anda. Kebredik bütün telefonlarımız kapalı, akrabaların arıyormuş. Hediye yani aslında. Tabii. En güzel hediye. Yarın hepinizi bekliyorum valla. Gelin hadi. Şimdi tabii Cem'in aklı bende değil. Dün Cem bize hem çok hüzünlendi, hem böyle hüzün gözyaşı döktük, hem mutluluk gözyaşı döktük sayende. 29 yaşındaki Cem hastaneye terk edilmiş bir bebek. Elinde birer isim. Annemin ismi bu, babamın ismi bu. Ev adresimiz şu. Yaklaşık 10 dakika sonra öğrendik ki aslında Cem'in 29 yıldır kendisine ait bildiği 3 bilgi de yanlışmış. Ne annesinin ismi, bildiği isim. Neydi annenin ismi? Şeyde, kimlikte geçen? Sultan. Sultan. Babanın ismi? Ahmet diye geçiyordu. Ahmet. Anne adı Sultan, baba adı Ahmet. Aslında annesinin ismi Satı, babasının adı Kadir. Kadir'miş. Annesi Almanya'da, babası Norveç'te yaşıyormuş. Vesaire, vesaire. Dün evet, değil mi? Zaten evet, hiçbir şey bilmiyordun aslında. Çok kısıtlı şey biliyordun hayatına sadece dair. Sadece yazılan şeyler vardı. Ve onların da hiçbirinin doğru yok, olmadığını öğrendin. Evet. Hep seninle ilgili bundan sonra da hayatımda sen aklıma geldiğini hatırlayacağım en şeyde. Her telefona bağlanana gelecek misiniz, gelecek misiniz demendi canım benim. Ve efendim dün işte sırasıyla aile fertleri bağlandı. Hepimiz o mutluluğa ortak olduk. Az sonra burada çok büyük bir aile tablosu olacak. İnşallah. Sence kaç kişi gelmiş olabilir? Dün bağlanan bir tane abla vardı, Melat abla. He. O gelmiştir kesin zaten. Evet, başka? Ondan sonra bir abi vardı, Cafer abi diye. He. O da gelmiştir. He, iki. İki. Sadece anne mi gelmiştir, babam mı? Belki yeğenlerden kişi falan geldiyse gelmiştir yani. He? Öyledir. Yeğenler diyor, gelmişse gelmiş. Babam gelecekti Norveç'ten. Hı. Onun da uçak problemi vardı. Uçak problemi falan. İnşallah. Annesinden hayır, bir haber var mı? Annesi de ameliyattaydı. Ameliyatlı, o da gelemiyor. Yani diyorsun ki aslında Melahat abla ile Cafer abi de yeter. Yeter, ikisi. Hı? Yetmez de yeter, ne olur. En azından bugünlük diyorsun yani. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Şimdi Cem'i yetiştiren annesinin ismi Satı Hanım'mış. Tesadüf bu ya. Öz annesinin ismi de Satı. Aa, çok şimdi iyi tabii ya, ben anlamadım dün. Cem annen Satı Hanım'mış ismi. Evet. Telefonda deyince Cem onu yetiştiren annesi o hatta sanıyor. Anne nasılsın diyor. Sonra değil mi Cem bakıyorsun ki ses annenin ses değil. Farklı. Bu sefer çocuk hani nasılsınız'a dönüyor. Biz bunu sonradan anladık. Böyle de tesadüf olur mu? Yani hem annesinin evet, adı Satı, evet, hem biyolojik annesinin gerçekten adı Satı. Gerçekten büyük tesadüf. Yani, değil mi Cem? Sen orada onu yaşamışsın. İsteseniz böyle bir şey yapamazsınız özellikle. Ben de diyorum ki çocuk diyorum niye bu kadar şaşkın? Önce anne diyor, sonra nasılsınız'a döndü. Evet. Ben de anlayamadım. Bozmak da istemedim. Yani şu anda vallahi yaşadığım aile aradı sanmıştım orada. Sen onlar aradı sandın. Yani her iki taraftan da bekliyordu yani öyle. Bir şey oldu orada. Karışıklık oldu. Karışıklık. Sesinden baktın ki annen baktım, değil. Evet. Karıştın sonra anladın ama. Sonra anladım. Peki annenin baban ne dediler bu işe? Seni izlemişlerdir. Ne dediler? Mutlu oldular mı? Mutlu. Seviniyorlar yani. Kendini şey yaptı yani. Kendi psikoloji olarak.
Ya Cem rahat, böyle bir çocuk değil biliyor musunuz? Cem yani nasıl orada konuşkan, rahat. Nasıl şey burada diri tutuluyor. Hatta demişler ki al bize de getir, biz de tanışalım annenle babanla. Evet. Biz de görüşelim falan evet. Yani öyle şey bir aile. Evet. Müge Hanım ya bir şey neyse, ben o zaman hiç bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir dakikanızı alacağım. Tabii tabii alın geleceğim. Yani bu program için gerçekten çok teşekkür etmek lazım. Sağ olun hocam. Allah'tan ki program var, Allah'tan ki bu yaşanıyor. Böyle güzellikler çıkıyor ortaya. Evet. Bu çocuğun yaşantısı sayenizde değişti. 29 ben dün yıl yoktum. Sonra. Evet. Ben dün yoktum. Olayı bugün anladım. İzleyemedim de dün. Özür dileyerek söylüyorum. Estağfurullah hocam. Işinize. Ama yani duygulamamak mümkün değil. Evet. Elinize evet. Sağlık. Arkadaşlar eline sağlık. Sağ olun hocam. Hepimizin eline sağlık. Yani ben de bazen ümitsizliğe kapılıyorum aslında diyorum. Yani hastanede terk edilmiş bebek. Tahmin de ediyorum. Hatta dün de söyledim. İsim doğru olmayabilir, adres doğru olmayabilir ama doğrular çok kısmet işte yani. Hayat, yani bazı şeylerin de önüne geçilmiyor. Şimdi dün yayına bağlayamadım. Süremiz yetmedi. Daha doğrusu bağlayacaktım. Onu da arayanlar olmuş akrabalardan. Kim? Babaannem olabilir. Evet. Babaannen ağlaya ağlaya aradı. Torunum diye. Evet. Şunu söyleyeyim, baştan sana, tabii onlar anlatırlar ama senin de aklında soru işaretleri varsa bir miktar gidereyim. Şimdi annesiyle babası kardeş çocukları Cem'in, akrabalar. Sonra gerçek annesiyle babası. Tabii şu anda şimdi anne baba derken onlardan bahsediyorum. Onlar evet, doğuran, evet. Annesiyle babası akrabalar. Baba yurt dışına gidiyor çalışmaya. Bir müddet kalıyor. Daha sonra geriye dönüyor. Geriye döndüğünde de ben formalite bir evlilik yapmalıyım. Yani ilk gidişi biraz yasa dışı yollardan olmuş. Daha doğrusu yasa dışı derken anladığım kadarıyla hani gitmiş çalışma izni olmadan senin için önemli. Sonra işte gelmiş. Ben demiş boşanayım eşimden ki orada da formalite bir evlilik yapayım. Burada çalışma izni alayım. Evet. Annenle boşanıyorlar. Fakat annen boşandığında sana 2 aylık hamileymiş. Herhalde farkında değilmiş hanımefendi. Artık anlatırlar anlatmazlar detaylarını. Ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Baban gidiyor. Baban gittikten sonra da annenin hamileliği ortaya çıkınca anladığım kadarıyla anne tarafında zaten geçinemiyorlarmış senin dayılarınla baban hiç. Hani biz burada klasik görüyoruz yani onun mu çocuğuna bakacağız, bunun mu çocuğuna bakacağız davası. Geliyor kardeşler orada başka bir isim yazdırıyorlar hastaneye. Annenin adını farklı yazdırıyorlar, babanın adını, adres farklı. Bebeği bırakıp gidiyorlar. Daha sonra baba bu gidiyor ya şeye, doğumdan 2-3 hafta sonra baba da tabii soruyor benim o ne oldu bebek, bilmiyor hani kız erkek. Diyorlar ki bebek öldü, doğdu öldü. Sonra baba bebeğin hastanede bırakıldığı dedikodularını duyuyor. Avukat tutuyor, o dönem araştırıyor. Fakat delil yetersizliğinden sonuç alamamışlar. 1992'de baba Türkiye'ye geliyor. Hastaneye gidiyor. Ne oldu böyle böyle bir çocuk dünyaya geldi bana öldü demişlerdi diye. Çocuğun yurda verildiğini öğreniyor. Evlatlık verildikten sonra da zaten biliyorsunuz artık bir takım şeyler gizlilik içerisinde yürütülüyor. Babanın ikinci evliliğinden bir kızı var. Hani formalite evlilik yaptım dediği kişiden. O da anladığım kadarıyla onun yaşı senden büyük olduğuna göre baban zaten orada hani işini ayarlamış gelmiş burada annenden boşanmış. Belki de dayıların biliyorlardı ondan kızdılar neyse. Şimdiki eşinden de 2 tane çocuğu var. Biri oğlu Türkiye'de 14 yaşında yani kardeşin. Büyük oğlu da Norveç'te, o da senin kardeşin, o da Norveç'te yaşıyor. Yani senin 3 tane daha kardeşin var. 1 tane ablan var, 2 tane de kardeşin var. Aile genişledi. Ha? Aile genişledi. Yani bu durumda baba... Hani oğlum öldü diye kalkıp üstüne bir şey, bir çizgi çekmiyor. Baba araştırmış. Devamlı araştır bakın. Daha oradan araştırmalar yapmış. 92'de tekrar Türkiye'ye geldiğinde hastanelere gitmiş. Araştırma yapmış. Yani seni bulmanın arzusu içerisinde aynı kıvranan benim gibi, bir baba. Benim gibi mücadele etmiş. Yani sen başka bir yerden evet. Etmişsin. Onlar başka bir yerden evet. Etmiş. Sağ olsunlar yani. Annen de seni o dönem bırakmak zorunda kalmış. Çünkü sonuç itibariyle... Boşanmış bir kadın, evet. Hamile, yani evliliği devam etmeyen ve kucağında bir çocukla kalan bir hanım durumuna gelmiş. Aileler de demek ki böyle uygun görmüşler, yanlış bir şekilde ve evet. Evet. Sonuç bu. Şimdi Cem, önce babaanneni çağıracağım. Babaannenin ismi Kezban. Kezban. Ha? Kezban Çetin. Alkışlarla bir babaannemizi alalım stüdyoya. O gün çok heyecanlıydı.
Sana kurban olurum. Kurban olurum. Ben de elini öpeyim, elini. Ay olur mu? Estağfurullah. Ben evet. Senin elini öpeyim. Olur mu oğlum? Estağfurullah. Bak torunun, bak. Kurban olurum. Sana kurban olurum. Seferin kalkınsın, kalkın. Sana kurban olurum. Aynen. Evet. Öyle mi? Cem, Cem. Oh. Buyurun, buyurun. Ay. Cem, Cem seni yer. Cem. Gel, otur şöyle. Hastalığın hocam. Buyurun şöyle sizi alayım. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Elinizi öpeyim, elinizi öpeyim. Gözün aydın, gözün aydın. Hoş geldin, gözün aydın. Canım ağır gösterdiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Gözün aydın. Elinizi öpeyim. Gözün aydın. Sağ ol. Tamam, gözünüzü sağ ol, sağ ol. Ben öpeyim. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederiz. Buyurun, buyurun, buyurun. Babaanneciğim, dün senin telefonun hep meşguldü. O yüzden biz seni yayına bağlayamadık. Bugün koştun geldi. Kim söyledi sana torun televizyonda diye? Şimdi yarım. Kafam gitti. Kafan gitti. Hiç beni elleme diyorsun. Tamam. Yarım. İyi misin? Ha, iyi. Babasına benziyor değil mi? He, Tamar babası. Babaanne de benziyor. Babaanne çok benziyor. Tamar babası. Bugün doğurmuş. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sizin sayenizde. Allah'a şükür. Konuşur muydunuz? Konuşur muydunuz? Hiç bahseder miydiniz? Tabii siz onun isminin Cem olduğunu bilmiyorsunuz. He. Cem olduğunu biliyorum, biliyorum. Biliyor musunuz Cem olduğunu? Birisi, birisi söyledi. Biri söyledi. Her birisi bir kağıt birine verdi. He. Senin şu kağıtı Kezban Şatı'na ver. Hı. Onlar da çocuklar elinde aldılar. Bana vermedi. Kadın dedi ki ben kaybetmiş. Hayır dedim, vermediler diyor. Ben mahkemeye verdim. Kime mahkemeye verdiniz? Ben. Hı. Hı. Siz çocuğu ya, bulmak için dava mı açtınız? He, dava açtım. Hı? Tabii. Öyle mi? Tabii. Davayı açtım. Mahkemeye gittim. Onu mahkemeye verdim. Aradım. Mahkeme ne dedi? Mahkeme bir avukat tuttuk. Avukat da önce iyi söyledi. Hı? Sonra da öteki tarafın ne dedilerse yani evlat bulunmadı. Bulunmadı dedi. Mahkemeye gelmedi. Bir geldi, öteki sefer gelmedi. Biz gittik dedesiyle aradık. Yani dedesi... bir şey söyleyeceğim. Cem'in annesi size getirip verseydi bebeği bakar mıydınız? Şimdi kurban olurum, kurban olurum, yetme. Ben onu kadırdan üstü ben hiç yere koymazdım. Bakardınız ya. Gözüm gibi. Ama peki madem gelin hamileymiş, sen niye gidip o sırada Kezban Hanım bakmadın ona? Hani hamileymişsin, hani oğlun da gitmiş yurt dışına. He, doğru. Bizimle konuşmuyordu. Konuşmuyordu mu? Hayır. Hayır. Dargınlık iyi bir şey değil yani. Hayır. Hayır, biz dedik yanımıza gel. Sana kurbanız, kolumun dayısı vardı. Hı. Benim dedesi onun dayısı. Hı. Gel kızım. Yanımız... Sizin eşiniz gelininizin dayısı mı oluyor? He. Allah Allah. He. Dayısının eşi de kayınvalidesi oluyor. He. Demek ki öyle yani akraba evliliği yaptıralım da çocuklar çok iyi olsun da hiçbir garantisi yok. He. Onu da bir, ondan sonra da bütün aile birbirine giriyor bir problem olduğu zaman. Evet. Yazık, bütün evet, sülale de kopuyor. Maalesef. Yalnız sana çok benziyor. Oh. Ben babasının fotoğrafı, gözleri aynı. Aynı. Ay. Sen canını sıkmayacaksın, hatalar peki, düzeltilir. Peki, bakalım acaba... Düzeltilir. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Cem. Allah'a şükür, size kurban olurum. Gel. Canım, ben İstersen önce sen bakalım otur. Onlarla da benziyor musun? Otur. Otur Kezban teyzeciğim sen. Heh. Önce halalarını görelim mi? Görelim. Ha? İki tane halan var. Görelim. Sen kaç kişi bekliyordun? 3-4 kişi bekliyordun yeğenler falan. Dur bakalım, sana benim sürprizim çok. Ve biz oraya efendim, görelim. İki tane halamız var. Sultan ünlü, Fatma ünlü. Hadi alkışlarla halalarımızı alalım. Evet. Bekle burada hayatım, onlar gelsinler. Gel, kurban olurum sana lan. Babam, benim babamdım. Can, can. Benim babam bir yıl kaçkısı. Benim babamın çok yıl kaçkısı.
Can, can. Benim babamın ilk az kızı. Kurban olurum canım. Can, can. Benim Kadir abimin ilk az kızı. Müge Hanım sana kurban olurum, benim aşkımı getirdi. Canım benim, sağ ol. Gel gel. Müge Hanım sana kurban olurum, benim gel, gel. Babamın ilk aşkısı bize kavuşturdu. Canım benim, gözünüz aydın. Benim baba, benim baba. Gel gel gel. Hayat... Müge Hanım sana kurban olurum. Canım. Sana sarılın, benim babamı bize kavuşturdu. Kavuşturdu. Ama bir şey söyleyeyim, o kadar şimdi ama mutlu olalım ama. Sanki dur böyle. Gel gel otur gel. Babamın aşkısı. Kurban olurum senin ayağının altına. Ay. Benim babam, benim babam, gel babam. Gel senin torun gelmiş, Cem gelmiş. Gel babam, gel senin onun için kalbin durdu. Ay babam, benim senin üzüntüsünden gitti Cem. Ay kurban olurum, seni havadan buldu. Ay canım. Cem benim, benim aşkım, kurban olurum ayağın altına. Gel Cem, gel otur, bak çocukla şaşırıyor. Gel, gel oğlum, gel otur, sana kurban olurum. Bak dur çocuk, şimdi anlamıyor, dur onu anlatalım, dur. Şimdi... Yo, ben kurban, ben kurban olurum buna. Burada ilk önce sizden, sonra ekibinizden Allah razı olsun. Evet canım, evet. Benim kurban olurum. Müge Hanım, seni öpüyorum. Burada... Ay, olur mu? Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah. Öyle bir şey var ki. Sen benim büyüğümsün. Öyle şey olur mu? Bana 29 yıl değil de 50 senelik. Ay, sağ ol canım. Sanki bir özlem. Evet. Şey var. Size teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Allah razı olsun. Geldiğiniz için. Sağ olun. Ya bir şey söyleyeceğim. Dede, dede mi çok aradı torunu? Babanız mı aradı? Biraz önce ben arka taraftaydım. Bir saniyeciğim. Mahkeme verdim. Dede mi aradı? Dede de mi çok istedi? Dede de istedi. He. Dede zaten onun üzüntüsüyle gitti. Öyle mi? O da aradı. Babamın üzüntüsüne kalp oldu. Kadir bilmiyor. Ya baba bilmiyor. Kadir baba hiç bilmiyor. Görmedi ki. Allah rahmet eylesin. Ya, 65 yaşındaydı. Aradık. Kurban olur mu? Aramadık mı seni? Canım benim. Peki, biz var ya. Benim anladığım kadarıyla Cem. Evet. Şimdi sen bu zamana kadar terk edilmiş bir bebek duygusu yaşıyordun. Evet. Evet. Yani annem babam beni istemedi. Bıraktılar gittiler. Evet, evet. Şimdi bu başka bir psikoloji değil mi? Başka bir üzüntü. Evet. Yani ama şimdi görüyorsun ki. Aranmış ama. Bulunamamış. Bulunamamış. Peki ne fark var insana, nasıl bir... Çok aradık. Biz 6-7 kişiysek bunun 10 kişi oldu, 20 kişi oldu canım benim. Ya çok enteresan ya. Vallahi böyle ben de kalıyorum. Bırakmam canım benim. Biz onların hep özlemini yaşadık ama kimse bu acıyı yaşamasın diyoruz. Evet. Bu Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Yani devletimize Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Devletimize herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Herkese. Bizi buralara getirin. Teşekkür ederim. Kurban olurum size canım benim. Ben sana söz verdim. Ne öpeyim, sen vermeyeyim. Yok ya, elim öpülür mü? Gezin ben seninkini öptüm ya. Anlaşalım biz. Ben seninkini öpeyim. Artık elimi kaçıracağım diye aklım çıkıyor. Rahat duramıyorum yani. Olur mu? Hayır. Ya sen benim büyüğümsün ya. Şeyde kalıyorsun. Heyecanlandım. Ben canım gösterdim. Ay canım benim. Nasıl? Peki bir şey dur, tek tek konuşalım. Taraftan mı? Acaba mı dedim. Kimi gördün? Ben ablayı gördüm. Bizi görmüş. Şey İndir aşağı biraz onu. Yok. Arka taraftaydım da acaba mı dedim böyle. O arada da bir lavaboya gittim. Kaybettik. Acaba mı o değil mi? Acaba mı dedim. Can benim. Şimdi yolda görseniz tanımazsınız. Tanımazdık canım. Yani bizim oraya gelseydi, Ankara'ya gelseydi tanımazdık. Kan çöker. Ama kan çöker. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben senin halanım. Halam. Bak. Benim çok çok benziyor evet. Halamla. Evet, gözleri bizim gözlerimizi çağırmış. Aynı, hep babası bize benziyor. Babası bizleri. Dün ben Müge abla şeyde gösterdi yani... de bilgisayarda. Hı? Dedim aynı kaşların maçları aynı. Evet. Geldi mi? Gel kurban olurum, gel. Bizi andırdın.
inandırıyor ya. İnandırıyor. Deme babası biziz. İlginç olan şu Müge Hanım. Ben onu kurban ederim. Ablayı gördüm dedi. Babasını gördüm. Bizim yerimizdir. Bakın işte Arif hocam şunu diyor. Bakın demin görmüş hani ablayı gördüm diye bahsediyor. Evet, aslında onun halasıymış diyor. Herkesin bir şekilde işte kendi ailesini bilme ve tanıma hakkı ve gerekliliği var. Evet. Yani gerekliliği de var. Evet. Acaba diye. Hani gelen ya çok benim Kadir abim çocuklarına da benziyor. Hiç bilmiyordum. Hayır o da çok şaşırdı. Küçük olan da benziyse büyük olan da. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Halacığım Ankara'da yaşamış aslında. Kaç yaşına kadar Ankara dedince? 12 yaşıma kadar. Yeni doğumdaydım. O zaman biz ben. 25-26 yaşındaydık. Abim Almanya'daydı. Babam da kaybettik o zamanlarda. Kimse yoktu. Geçen telefon haberimiz yoktu. Eşim kaybettik. Televizyon açamadık. Benim teyzem oğlu dedi ki bir Müge Hanım'ı açın dedi. Ben televizyon bile mi açmadım. Açtım koştum. Annem dedi koşa ne koşuyorsun? Dedim gel Kadir abim oğlu çıkmış ATV'de. Ben hemen koştum. Annem koştu. Biz kendimizi kaybettik. Telefon. Bizler kapandı, tıkandı. Kurban olurum. Yani heyecanla bile numara. Size kim haber verdi? Murat teyzemin oğlu haber verdi. O olmasaydı biz daha açmadık. Eşimi kaybettiğimiz için televizyonu açmıyoruz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sana kim söyledi? Sultan Murat, mı söyledi? Ben söyledim ya. Uğur'da ne koşun kızım dedi. Gel dedim Kadir abim Müge Hanım da. Dedi Müge Hanım deyince ben anladım Kadir abimin oğlu. Başka kim çıkacak? Hiç düşünüyor muydunuz? Düşünüyorduk, istiyorduk. İnşallah dedim. Her gün dua ediyorduk çıkar. Çıkar çünkü biz çok görüyordum. Yani çok kalbimizdeydi. Görmesek de devamlı kalbimizdeydi. Efendim niye siz o geline sahip çıkmadınız hamile kalınca hani bebeğe? Çıktık ama gelin kendisi... Tek tek o zaman. Sen bir sus ben söyleyeyim. Şöyle... Şöyle gelin bize var ya... Annesi babası gibi Balkap'taydı. Yok bir şey demeyeceğim yani. Oradaydı. Biz de hani köydeydik ya. Gelmeyince biz ne yapalım? Uzaktaydınız yani. Uzaktaydı. Onlar Ankara'da oturuyordu. Sonra Balkat'ta. Hamile olduğunu duymuş muydunuz? Hamile olduydu. Tam dediler bize dediler ki o zaman abim ilk günü dediler ki öldü. Siz bize öldü diye abi. Söylediler. Sonra? Sonra annemgil teyzem var Fatma teyzemle. Balkat'a geldi annem köyde ya. Geldi dediler biz şeye gidelim yurda. Yurda geldiler. Orada da hatta... Şey çıkarttılar. Ayak izi çıkarttılar. Dedi doğru teyze da, size göster. Sonra teyzeye gösterme. Dedi sen neredesin? Annem dedi köydeyim. Dedi siz bakamazsınız vermediler bize. Halbuki annem kaç tane çocuk büyüttü. Ha, siz gördünüzce mi yurtta olduğunu bildiniz? Sonra araştırdık biz. Ama yurt vermedi babaannesine bakamazsınız. Vermedi. Evet yurt vermedi. Teyzemle geldiler. Teyzemle geldiler bir de. Yurt, ne demek? Amcan da yani geldi. Siz gidip bakamazsınız dendi yani. Dur tek tek olsun. Amca dedi, erkek ol. Dedi burada yuka zamanı var, şey var dedi. Ya hani tedavi yapacağız, ilaç var diye. Dedi. Köyde oldu mu? Ben, yani ben önce dedim, son beşik dedi sizin. Canım Allah Allah. Son beşik dedi sizin. Son? Doğuma gittik. Bir saniye, son beşlik mi? He. Ne demek? Kürtçe yani beşik salıyorlar ya. Şu beşik çocuğu salıyoruz ya, o beşik diyorlar. Beşik he? Evet. Ne demek? Son beşik seni? Yani ibadet değil. İbadet hani çocuğun beşiğinden ya bırakanlar. Şu son beşikteki senin son torunun dedi. Evet. Ben de anladım. Ben şimdi anladım. Dedi teyze dedi ben bakarsın doğu dedim kurbanım kulun vurmuşsun bakmam mı dedim. Ben kucağımda indirmem dedim ben onu nasıl bakarım ki dedi. Bakardık hatta Fatma teyze bilem dedi. Bir şey 7 tane çocuğa baktım. 7 tane çocuğa baktım. Çocuğa baktım dedim. Onu daha iyi bakarım dedi. Kucağımda hiç indirmem dedim. Dedi teyze dedi burada yukarı zamanı var şey. Ama hiçbirinizin dediği anlaşılmıyor. Bir saniye hanımlar. Hanımlar bir saniye bir şey anlatıyor kadın. Dedi ya şu şey yarım siz bakarsınız dedi ya buraya alışmış dedi uyku zamanı var şey zamanı var. Birisi de dedik sana verirsen hasta olursa bize getir getiririm dedi. Hasta olunca size getiririm dedim. Dedi ki yok. Allah Allah dedi. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Çocuk olarak biz babaannesi istiyorsa niye vermediler? Sonra inkar etti. Burada dedi. Vermediler şeyde. Şey, Gülşan dedi. Oradan kim? Gülşan dedi, böyle çocuk var mı? Ailemin oldu. Böyle çocuk var mı? Yok dedi, öyle çocuk yok. Zatürreymiş. Öyle mi? Baktı ben yürüyorum getireceğim. Arkadaşlar siz anlamıyorsunuz. Birisi konuşurken diğerlerinin onu dinlemesi lazım. O zaman hiçbir şey anlamıyoruz biz. Anladım neyse yani sonuçta alamamışsınız. Evet.
Nasıl hasret giderdiniz mi? Evet Allah. Ha? Giderdik. Giderdin mi? Daha iyi misin? İyiyim abi. Şu anda daha iyiyim yani. Bir daha yap. Şu anda tabii Cem'in anne babası da bizi ekrandan izliyor. Aslında bugün onlar da burada olmak istiyorlardı ama babası rahatsız, annesi de ona bakıyor. Yoksa aslında onlar da burada Cem'in mutluluğuna ortak olmak istiyorlardı. Onlar da çok desteklediler Cem'i. Allah onlardan da razı olsun. Allah razı olsun. Neler konuştunuz arada? Ben reklamda duyamadım. Var mı? Vallahi doyamadık daha. Doymadık daha. Evet. Doymadık. Canım yani, benim, aşkım yeteri benim. Yeteri gelmedi. Benim babamın aşkı. İlk aşkı. Evet. O bizim ilk canımız. Benim kalbim, kalbim. Bizde olan bir parça. Evet. Bu ilk torun mu ki? Bu ilk torun. Evet. Aa, öyle mi? İlk evet, torun. Bu ilk torun. Evet. Aa, ilk torun. Ben vurmunu. Biz hep benim babamın ilk aşkısı. Bize verselerdi biz bakardık. Bu benim kalbim. İki kalbim. Halası bakardı. Başardı. Maalesef onu var ya başımın üstüne koyardı gezer. Öyle bakardık makardık, ne olmuyor o sırada, gel o sırada, o sırada bakacaktınız. Artık yani boş ver, oraları boş ver. Evet. Artık şimdi günümüze bakalım. Hayatım, halalarını gördün. Gördüm. Baktım sevdim, zaten seni öpücüklere boğuyorlar. Bir de amcan var bugün stüdyoda. Amcam. Amcan. Amcan Ramazan Çetin. Biraz bekle istersen söyleyeyim. Bak bu da amcan. Ne kadar çok benziyor. Bakıyorum. Gidiyorum. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Sen de iyisin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ramazan Bey hoş geldin. Yok, teşekkür ederim Müge Hanım. Gözün aydın. Allah razı olsun. Hepimizden. Çok sağ olasın. Gel buyur. Cem gel seni oradan yanıma alayım. Teşekkür ederim. Gözün aydın Cem. Çok teşekkür ederim. Kadir Bey'den büyük mü küçük mü? Sağ ol. Teşekkür ederim. O en küçük. Buyurun Cem. Amca sen kimden duydun yeğeninin bulunduğunu? Televizyondan duyduk. Arkadaşlar söyledi. Aradılar ha? Aradılar, seyrettik. Ondan sonra eşim abime haber verdi. Telefon bıraktı. Telefon numarası bendeydi. Bir baktınız 30 yıl sonra ben yayın televizyonu. Ben canlı programı yayını şey yapacaktım, arayacaktım. Heyecandan şey yapamadım. Kalbim fırlayacaktı böyle. Amca gençsin maşallah. Çok kötü oldum Allah. Bak amca gençsin maşallah diyor. Teşekkür ederim. Şu bakışa bakar mısın? Teşekkür ederim. Çok hoşuma gidiyor benim onu. Evet. Peki ama efendim. Asıl bence bu buluşmanın mimarı, fitili ateşleyen kişi Cafer Bey'di. Cafer, ilk arayan. Evet, bizi ilk arayan. Hatta biz inanamadık bile, şöyle inanamadık. Onu çok toparlayamadım. Özellikle onu arkadaşlarıma da başta sordurttum. Başka bir isim, anne baba ismi hastanede başka görünüyor. Ama anne baba ismi farklı söyleniyor. Meğerse hangi isimle hastaneye yatırıldığını zaten aile biliyormuş. Evet. O yüzden onlar için görür görmez ah işte bu da bizim yeğenimiz denmesine vesile olmuş bu durum. Cafer Bey, Cafer Bey senin dayının oğlu. Cafer Bey babasını da aldı geldi, yani dayını da aldı geldi, Ömer Bey'i. Şimdi Cafer Bey ve Ömer Bey gelecekler, dayın ve dayı oğlun. Hadi alkışlarla onları da alalım. Dayın, yanındaki de dayı oğlu Cafer Bey. Buyurun efendim. Dayı hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldin. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ailemize. Nasılsın? Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Buyurun efendim şöyle oturalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş gel sen otur gel. Dayının. Gel baba gel. Oturalım. Kameraların açısını engellemeyelim. Cafer Bey vallahi bu işin mimarı sensin. Teşekkür ediyorum. İlk araya ve ekrandaki bizim yeğenimiz diyen, halamın oğlu evet. diyen sensin.
Nasıl şey yaptınız? Nasıl gördünüz? Kim aradı? Şöyle bir olay var. Biz her sabah programı izliyoruz. Ama dün küçük kızımı hastaneye götürdük. Kan tahlilleri vardı annesiyle beraber. Büyük kızım bundan 3 veya 4 gün önce bu Allah'ın bir mucizesi olduğuna inanıyorum. Sohbet ederken biz kahvaltıda baba dedi Sata halamın dedi oğlu çıksa nasıl tanırız dedi. Çocuklar bilmiyorlar ismini falan. Halamın hangi hastanede çocuğun hangi isimle yatırıldığını falan. Ben de anlattım. Sultan Karataş olarak yatırıldı. Çıksa herhalde tanırız falan diye. Böyle sohbetimiz bir 2-3 dakika sohbet ettik. Sultan Karataş. Olduğunu söyledim büyük kızım Delal'e. Biz hastanede doktorun yanında, doktor ahbabımız Abdullah Bey'in yanında kahve içiyorum. İkide bir telefonum çalıyor. Ben kızım arıyor. Okula gidecek ama herhalde bir şey yoktur diye. Telefonu kapattım falan. Israrla arıyor. Siz ben küçük kız da hastanesi, o da sizi sürekli arıyor büyük tabii, kız televizyonu. Ben evde değilim. Yani bizimkiler de o gün aksilik birçoğu tesadüfi nedenlerden dolayı izlemiyorlar. Aslında her gün izlenen bir program. Sonra annesi girdi odaya. Cafer bir dakika çıkar mısın dedi. Eşim Ülker Hanım. Çıktım. Ya dedi Satalan'la oğlunu bulmuşlar. Olamaz dedi. Allah Allah. Dedi ki Delal senin telefonunu... Kızım aramış bu arada. Ekibiniz aramış. Bizim yeğenimiz olma ihtimali çok yüksek demiş. Fakat babamı arıyorum, telefonda ulaşamıyorum. Siz isterseniz bir arayın demiş. O arada ekibinizden beni aradılar. Olay gelişti. Aslında olaya örnek olan sizsiniz ama biz vesile olduk. Ya, çok sevindik. Hayır bir de galiba şöyle bir duygu oluyor. Beyefendi doğru söylüyor. Şimdi kızcağız ulaşamıyor. Kaç yaşında kızınız? Kızım üniversite öğrencisi. Maşallah ona da 22 yaşında. Kızcağız ulaşamıyor ya babaya. Sanki şey gibi bu hani otobüs geldi kaçırmayalım duygusu, ben bunu anlıyorum. Yani ekrandaki evet bizim yerimiz olabilir. Bir taraftan da yani bakın bizim olabilir deyip rezerve koyup evet. Bir sormaya gidiyor. Bu arada halasını arıyor, yaşını soruyor, halamın diyor diğer halasını arıyor. Halam ne zaman doğurmuştu, işte ismi neydi falan. Yani bu arada bize ulaşamayınca bir küçük bir araştırma da yapıyor. Canım benim sağ aslında olsun. Aslında bütün şey onun aslında. Aslında mimar evet, çok, diyorsun. Evet bize örnek oldu. Peki o zaman Cem hastaneye bırakılırken siz orada mıydınız hastanede miydiniz? Hayır, hayır. Cem hastaneye bırakıldığında ben 20 yaşındayım. Daha o zaman biz hastaneye Cem'in bırakıldığından haberimiz yok. Yani biz Cem'i halam... Bir saniye. Cem, ben babamla bizim evimizi söylüyorum. Aha. Cem, halam eve geldiğinde biz Cem'i öldü biliyoruz. Size öldü dendi. Tabii yani biz Cem'i babam... Cem'in ya hastanede sağ olduğunu bilse, biz zaten 6 kardeş, Dalton kardeşler, evde bir sürü çocuk var. Onların arasında büyür, hiçbir şey olmaz. Yani Cem'i biz zaten bırakmayız hastanede. Biz Cem'in yaşadığını o yaklaşık 10 yıl kadar falan sonra öğrendik. Ölü diyebiliriz. Ama diğer amcam, halalarım biliyorlarmış. Biz bilmiyoruz ama. Yani biz öğrendikten sonra bir iki ufak çaplı bir araştırma oldu ama dün de anlattım. Bu yani çıkartılabilir mi, bulunabilir mi? Fakat bunların şimdi anlatmak belki çok kolay ama yeni bir yuva kurmuş, yeni bir hayat kurmuş bir insanın üzerinde babası başka bir hayat kurmuş. Çok da detaylı araştırmak belki ne kadar farklı, ne olabilir onun da endişesi vardı. İnsanların hayatlarını rahatsız etmek de çok doğru aslında değil. Aslında ön yargıda olmamak lazım. Lazım. Bey. Çünkü dün de söyledim, bugün yine tekrarlayacağım olanları. Satı Hanım'ın yani Cem'in biyolojik annesinin eşi televizyonda hemen öğrenir öğrenmez o an öğreniyor. Ve adamcağız diyor ki niye bana bunu söylemedin, ben sana oğlunu da bulurdum bunca zaman. Evlat bu saklanır mı? Ya ben niye kızayım ki diyor. Ve hemen eşini teşvik ediyor yayına bağlansın diye. Yani ön yargıda aslında belki davranılmasa... Davranılmasa belki daha olabilirdi. Daha başka şeyler olabilirdi. Ya işte insanların yaşamış oldukları var. Yaşanmışlıklar kolay değil. Burada anlatmak belki çok kolay değil ama... Biz aslında onlarda değiliz. Biz mühim olan biz Cem'i bulmuş olmamız. Evet. Yani biz bunu Allah'ın bir mucizesi diyoruz. Yani çok güzel bir şey. Cem şimdi, hem baba tarafına hem anne tarafına bir Allah'ın bir hediyesi diyorum ben. Ben size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Cafer Bey ile Ramazan Bey siz ikiniz akraba değil misiniz aynı zamanda? Akrabayız. Akraba dayım çocukları, dayım çocuğu. Dayım çocuğu, dayım çocukları bunlar. Adalet çıktı meydana çocuk. Ne oldu? Evet. Oldu. Bulamadım. Oğlan diye ben dua ettim. Allah'ın izniyle oğlan geldi bizi buldu. Hı. Herkes olsun. Cafer Bey'in diye haberi vardı. Abim gitti bürosuna. Ben şimdi... onlarla konuşmuyorum. Abim gitti. Hatta ben razı da olmadım. Cafer Bey söylemedi. Bak size herkes, bir şey bunu neden soruyorum? Bakın. Vardı. Köy şimdi... çalkalandı. Herkes ağzımı yokluyordu. Yalnız bakın. Hı. 30 senedir anladığım kadarıyla siz birbirinizle görüşmediğiniz için olan bu küçük bebeği olmuş. Evet. Yani bu küçük bebek evet iyi ellere yani devlet almış önce iyi ellere teslim etmiş, iyi yetişmiş. Başka evet, türlü de olabilirdi. Bakın. Yuvada da kalabilirdi, aile almayabilirdi, yuvadan kaçabilirdi değil mi? Başka şeyler de oluyor. Yani bunun nedeni ne? Sizin bu kadar yakın akraba olmanıza rağmen birbirinizle dargınız. Bak gene sen aynı şeydesin. Bak bir dakika. Heyecanlı olmak. Evet. Doğruyu istemek ayrı bir şey. Bir de akıl var ya.
Şu anda da bir çocuk çıktı ortaya 30 yıl sonra. Evet. Bence şu 30 yıl size bu yaptığınız tartışmaların ne kadar manasız olduğunu göstersin ki. Bir şey değil mi? Tartışma evet. Değil mi? Bu çocuğa öyle evet, artık bundan sarılalım. Sonra yaklaşın. Gel bir sarılalım. Ha, tartışma yok, tartışma yok. Bak. Şimdi tartışma yok. Nigar'ın bize verebilirlerdi. Biz bakabilirdik. Bak tamam bakardın şey mi? Bak gel. Hadi canım gel. Biz hepimiz bir aileyiz. Tabii tabii. Şimdi daha iyi olduk. Daha ben yok. Sizi aradım, siz beni aradınız. Bu bir kader. Evet. Kader. Şu anda ailemdeyiz diyor. Sinop'tan. Bu saatten sonra gırgırındık şey yok. Hayır, hayır, hayır. Buradan milyonlar izliyor. Zaten hayır, yok. Hayır. Biz zaten Allah razı olsun hepinizden. Sonra benim için en ona önemli olan şey evet. Sizin yani görmek toplu olarak için, evet, olgunluğunuzdu. Tabii kesinlikle. Biz artı bir şey, gerek çok yok. Önemli bir gelişme daha oldu. Akraba olma iki tarafın. Oğlum. Hatalar olmuş olabilir. Şöyle her şeyi düzeldi. Kaderdir olur. Şey yok. Yok canım. Şey yok. Evet, oturun heyecanlanmayın. Gelin buyurun. Tamam. Peki sen de dayının yanına git. Bir de dayınla şimdi, da bir konuşalım. Buyurun. Şöyle bir şey anlatabilir Ramazan Bey. Ramazan Bey doğru haklıdır. Yani biz de aynı düşünceliyiz. Biz olmuş bu olmuş. Bakın bunları konuşmaya gerek yok. Onların öfkesi yani öfke siz keşke olabilir, bebeği bize olabilir. Bıraksaydınız sakin, da. Sakin doğrudur haklıdır. Bakın ben bir şey anlatıyorum. Ömer Bey dur seni konuşturacağım ben bir şey saniye. Yani biz bakın şunu söylüyorum. Yani bir hayvan yavrusunu bir yerde bırakamaz. Mümkün değil. Yani yağmurda kedi yavrusunu alıyor götürüyor sığınak bir yere sığınak koyuyor. Tabii, tabii, yani tabii. Bir insan çocuğunu bırakamaz. Şartlar nedir ben onu bilmiyorum. Annesiyle babası bir araya gelir o oturur konuşur onlarla. Bizim derdimiz o değil. Evet, biz evet. Bir mesele o değil ki. Biz Cem'i bulduk ona sevinelim. Bugün bayram olsun. Gördüm. Dünya bizim oldu. Değil mi yani? Dünya bizim oldu. Biz Cem'i bulduk. Cem bizi buldu. Tamam Cem bizi buldu. Cem bizi bulsun. Amca moralin iyi mi moralin? Ramazan Cem bizi bulsun. Moralin iyi mi? 29 sene yavrum ben ne çektim? Ben ne çektim? Bırak. Ben bir yerlerim bıraktım. Allah şu anda Sinop'tan da ailem de izliyor. Allah razı olsun. Allah. Unutma ellerinden öperim. O ailelere çok teşekkür ederiz. Allah razı tabii, olsun. Kesinlikle. Allah razı olsun. Şimdi Ramazan Bey. Peki. Bu güzel buluşmanın hayrına, bu güzel buluşmanın hatırına aileler arasında kırgınlığın kalması hem insanlığa aykırıdır. Hem dinimize, hem örfümüze, hem adetimize. Teşekkür ederim. Onun için bu programda ben sizden rica ediyorum. Küstük Ömer Bey, en büyük kimse Ömer Bey. Baba. Ramazan Bey, Cafer Bey bir el sıkışın. Kalkın. Gel, burada gel. Bir akraba olarak aranızdaki kızılık için. Hadi bakalım. Ama babam onu hatırlatma öldü ya ben ona üzülüyorum. Tamam. Tamam. Bir hep beraber şöyle bir güzelce sarılı birbirinize bakalım. Sarıl. Olmadı, olmadı. Taşının hakkı sanki bir hakkı sarılı. Taşının hakkı sanki. Onlar boş ver, onlar boş şeyler. Yaşanmış bu. Tamam şimdi şeydir, güzel oldu. Şimdi aile birliği daha güzel bedene geldi. Bak Cem'in daha gözleri başka türlü gülmeye başladı. Ben zaten böyle anlayışınıza istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben zaten bu şekildeyim. Hayır, benim tamam. Siz zaten sizin neyiniz oldu? Ya bir dakika ama hepiniz aynı anda oldu. Sağ ol. Hadi bakalım. Bir oturalım biz. Niye hepimiz kalkıyoruz ayağa? Burası da evimizin salonu değil ki. Kameralar var çekeceğiz falan ya. Ama heyecanımız mı hazır? Doğru. Sizin Ömer Bey neyiniz oluyor sultanının? Halamın oğlum. Halamızın oğlu. Halamızın oğlu. Bir de dayısının kızı. Ama dargınlarmış bugüne kadar. Dayı çocukları. Halamızın oğlu. Halamızın oğlu evet en büyükleri. Yani candan en büyük. Ya Cem'in annesiyle babası aslında çok küçük yaşta evlendirilmek üzere. Evet. Annenin abisi bu. Anlaşılmış. Bir dakika. Şimdi. Ve senin dayın. Arkadaşlar. Müge burada sen birisi konuşurken diğer konuşma olunca anlaşılmıyor. Evet. Lütfen bir konuşanı dinleyelim. Ha, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben size yardımcı oldum. Bunu iyiliği unutmayın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Estağfurullah. Hep bunu yapan kendisi bugün. Dur neyse bugün neşeliyiz. Evet. 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 Ben de valla antibiyotik kullanıyorum. Kusura bakmayın. Sesim aslında çok zor çıkıyor. Şimdi Cem'in annesiyle babası aslında 6 yıl nişanlı kalmışlar değil mi? Anne. 6 yıl falan kalmışlar. Evet. Tam bir hikaye. Nasıl mı tabii? Şimdi şöyle yarız. Erişin çocuğu evlendirdik. Satıda büçüktü, kadırda büçüktü. Tarla dağıtıyorlardı. Tarla dağıtıyorlardı. Tarla, yani arazi veriyorlardı. Arazi mirastan. He. Arazi veriyorlardı. Yani. Kadır da büçüktü müdür. Kadır o zaman büçüktü, kuzular güdüyordu. Bizim kuzular güdüyordu. Kumsancı gelmiş, irtardı. Yani iletişiyor. Demiş, küçük çoban evlen, sana değer veriyor.
Evlen sana da vereyim aslında. Evet, Kadir de geldi böyle işte falan falan diye nişanıyor falan. Ana dedi bir şey söyle mi söyle dedim. Dedi ana dedi kumsalcı dedik evlen yarım sana diğer vereyim. Kumsalcı. He kumsalcı he. Ve biz de dedim biz de gider satı alırız. Biz gider bak o öldü gitti biz de arkasında gideceğiz. Satın anası bizim için o dedi size kurban olsun babası dedi ben veririm niye? Yani toprağa kimse artık o kumsalcı ben anlamadım ama girmeyeceğim. Kadastro. Kumsalcı dedi ki evlen. Toprak oğlun sana da girer. Kasatöre geldi ev veriyorlardı yer. Sonra geldi o da anne ben evlenirsem toprağım olacak dedi. Sen dedin ki iyi o zaman biz de bizim satıyı alırız dedi. Zaten birbirlerini seviyorlardı. Zaten Kadir onlar evde okudu. Halamlarda kaldı, okula gitti orada, liseye orada gitti. Orada okula gidiyordu. Biz köydeydik. Canım babası okula gidiyordu. Bizim yanımızda babası. Okuyorduk hadi. Halamlarda kaldı. O kadar da yakındınız evet, yani. Evet. Peki Ömer Bey, sen Cem'in verildiğini öğrendiğinde ne hissettin? Bugün görüyorum ki hani çok gözyaşlı geldin, gözlerin kan çanağına dönüyor. Ben 3 gün, 4 gündür ağlıyorum. Sevinden ağlıyorum. Zaten öyle yürüyorum. Çok akıllı. Bizi geldi, buldu. Çok akıllı. Hepimizden akıllı. Teşekkür ederim yani. Ona. Hepimizden akıllı. Maşallah. Ona kurban olurum. Ona kurban olurum. O benim kalbim. Biz ölü de biliyorduk. Çıktı geldi. Hayır. Ben ölü bilmiyordum. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Sonra öğrenmiştik. Yani. Oldu geçti. Ölü değil. Evet tamam canım. He. Bunlar sonra konuşalım. Ondan sonra biz canımızı bulduk ya. Tamam. He bulduk ya. He canım benim. O bizden yedik çıktı. Dur daha devamı evet. Var sanki bitmiş gibi duruyorsun. O hepimizi bastı. Sağlığım yerinde. Şimdi bakın ben evet, hani kavga etmeyin diye çok büyük çaba harcıyorum. Evet. İstemiyorum ekranda yok, böyle bir şey olmasın. Yok. Ama şu var. Bunu da söyleyeceğiz. Evet. Neden? Çünkü bugün sizin, biz bu yayını niye yapıyoruz? Tamam. Teşekkür Cem'in ederim. Sizin mutlunuz orası ayrı. Ama sonuçta bu tek kişilik, tek kişiye yönelik bir şey değil. Bizi burada kaç kişi izliyor? Sizin durumunuzda olanlar varsa örnek alsınlar. Evet. Ne oldu? Ne yani oldu? Aranızdaki maşallah, tartışma maşallah, yine bulduk. Söyleyeceğim. Neye vesile oldu? Bu çocuğun ailesiyle yetişmemesine vesile oldu. Demek ki bu şekilde olan tartışmalar, kavgalar kimseye faydası yok. Kimseye faydalı değil. Onu anlamamız lazım. Çok şimdi asıl Cem'in en çok beklediği kişi bence. Babası. Baba dün demişti ki hemen biz bilet almak için çabalıyoruz. Eğer uygun olursa da sabah orada olacağız. Evet. Şimdi dün bizim bu Kevriye Hanım çok çok şeker bir kadındır. Aslında çok da sakin bir kadındır ama bence onun içinde gizli kalmış bir hani muzur bir tarafı falan var yani. Hani o sakinliğin altında. Şimdi anlatıyor. Şimdi diyormuş ki gelecekler mi? Diyormuş ki Kevriye. Vallahi işte şeyde bulamadılar. Uçakta bulamadılar İstanbul'da. Şimdi Cem diyormuş ki yazık. Ya Ankara'ya gitseler de Ankara üzerinden gelseler bir de öyle deneseler. Yani o kadar çok istiyor ki Cem ailesinden birilerinin gelmesini. Çünkü bu kadarını tahmin etmiyordun değil yok, mi? Yok tahmin etmiyordum. Tahmin etmiyordun. Ama baban ne yaptı ne etti ve Norveç'ten geldi. Sağ olsun. Efendim baba Kadir Çetin'i alalım alkışlarla. Hiç görmediği oğluyla kavuşacak babası. Baba oğul ilk defa karşılaşıyorlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasıl oldun benim? Sağ ol. Sen nasılsınız? İyiyim. Kurban olalım. Sağ olun. Allah razı olsun. Baban kurban olsun oğlum. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin. Sefa getirdin. Sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Bizim buraya kendi evimiz oldu. Siz misafir oldunuz. Sağ ol oğlum. Sen benim her şeyimsin. Hoş geldiniz evet. Efendim. Şöyle biraz açın. Evet nereye isterseniz. Hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın. Konuklarım herkese saygılar sunuyorum. Gözün aydın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buyurun. Amin be. Gözünüz aydın. Hep sizle yaşıyoruz. Hep seyrediyoruz sizi. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Gözünüz aydın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ya sağ sizi olun. bir heyecanlı bekledik. Benziyor duymuyor. Maşallah. Cafer nerede? Gel. Ha Cafer gel. Değişmişsin. Çok teşekkür ederim sana Cafer. Rica ederim. Sen de bulduğun için, yardımcı olduğun için. Herkes ikiz gibi. Bizim hepimizin içimizde evladım. Ailemize bir aile katıldı. En iyisini yaptın, görevini yaptın. O bizim ailemize. Sen olmasını gene biz bulamazdık. Senin sayende bulduk sana da. Saygılar olsun. Babam iki gündür ağlıyor. Ömer Bey de... Siz ilk defa yani uzun zaman sonra pardon ilk defa mı bir arada? Onlara da saygı sevgilerimi sunuyorum. Çünkü oğlum onlar senin annen baban olan oğlardır. Seni yetiştiren, sana bakan o insanlardır.
Onlara saygı sevgilerim sonsuz. Ama gelip göreceğim onları. Seninle beraber gideceğim. İnşallah. Onları da göreceğim. Senin ilk annen baban onlar. Biz sonrayız. Allah çünkü Allah. Onlar sana 30 yıl baktılar. Ama ben de onun, ben de senin arkandayım. Annen babanın da arkasındayım. Gerekende ne olursa her şey imkanımı yardımını yapacağım yani. Ben buraya zaten araştırırken aileme sordum. Oğlum tabii ki araştırabilirsin. Bilmek senin Allah hakkın razı dediler. Onlar her zaman benim arkamda birer gölge, birer güç oldular. Allah ben de burada yani ben mutlu olurken tabii, sizin de daha çok mutlu olmanızı istiyorum. Tabii. Çünkü burada tek buradaki stüdyo değil. Bu, şu anda dünya izliyor evet, burayı. Doğru oğlum. Bizden faydalanıp gelecekler. Onlar da bir umut ışığı olacak. Ha canım benim. Cem bak dayın demin laf karıştı. Neden ağlıyor biliyor musun? Diyor ki biz 30 yıldır ilk defa böyle bir aradayız diyor. Aile olarak. Gelip herkes onun elini öpünce hepsi ya benim kanım diye ağlıyor. Ne kadar kötü olsa benim kanım çalışıyor ya. Benim kanım ya. Kardeşim ya. Anam baba yiyelim lan. Kadir Bey. Efendim. Hiç bir oğlun olduğunu biliyordun. Evet. Ama adını bilmiyordun. Adını da biliyordum. Adını öğrendim. Nereden öğrendin adını? Adını ben her izine geldiğimde şeye gidiyordum. Yurda gidiyordum. Onlar mı söylediler ismi Cem diye? Yurtta ilk ismi Ümit dediler bana. Ha. Sonradan kimliği verirken değiştirmişler. Cem koymuş. Cem koymuşlar ismini. Ben bütün evrakları aldım sağ olsun. O hastaneye gittim doğum yaptığı yerde. Ayak sağ ayak izini, isimlerini, bütün o hanımefendinin verdiği isimlerin hepsini çıkardım ben. Oradan geldim, sordum. Dediler ki biz söyleyemeyiz. Çünkü benim ayrılık olduğu için bir mahkemede de bir hak talep edemiyorum. Dediler ki senin bu çocuğu bulman için gidip o hanımefendiden bir imza alman gerekiyor. Eğer o imza alırsan derse ki Cem benim doğum yaptığım çocuk Kadir Çetin'in oğludur. Arayabilir diye bir imza atarsa sen çocuğunu arayabilirsin kanun yoluyla. Çünkü siz o sırada resmi nikahlı olmadığınız evet, için. Anlaşarak yapmıştık zaten. Ama siz gidip sizin üzerinize çıkmadı çünkü o an boşanmıştınız evet, çocuk. Evet. Siz de gidip bu benim çocuğum diye bile arayamadınız. Aradım. Hayır, resmi olarak. Resmi olarak arayamadım. Çünkü siz kendi kendinizi arıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. O evet, ayrı. Resmi başvuruda bulunamıyorsunuz. Bulunamıyoruz. Yalnız rahmetli babam ben yurt dışında ona şeyimi göndermiştim, vekaletnamemi. O dava açmıştı. Bir sonuca varamadı kendisi. Sonra da rahmetli oldu. Ben de 92'de geldim. Yani çok uğraştım. Ama hiç umudumu yitirmedim. Ben biliyordum. Ya ben onu bulacağım, ya beni bulacak diyordum. Bunu devamlı. Peki Kadir Bey ama siz anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiğinizde eşinizin hamile olduğunu biliyor muydunuz? Tabii biz zaten boşanmıştık hamileydi. Hamileydi. Tabii biz anlaşarak boşanmıştık. Hı-hı. Hamileydi o zaman. Hamileydi. Peki niye sizi yine beklemedi? Hani siz istemediniz herhalde. Değil mi? Bir şeyler oldu ki. Yok şimdi detayına girmeyeceğim. O hanımefendi de evli. Fazla şey yapmayacağım. Onu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Hiçbir şey diyemeyeceğim ya. Hayır yani asıl ne bileyim geçmişte, bu durumda sahip şimdi, çıkması gereken baba değil miydi bir anlamda diye. Evet tabii baba. Hani madden. Şimdi zaten doğum yaptıktan 4 hafta sonra ben yurt dışına gittim. Ki yurt dışına iltica ettim hiç gelme şansım yoktu. 90'da ben 91'de oturmayı aldım. 92'de Türkiye'ye geldim. Ya şimdi geçmişi unuttum ben. Cem'i buldum artık yenisine bakacağız. Evet. Geçmiş geçmişte kaldı. Evet. Vallahi tabii ben bunu neden soruyorum? Bir kadın olarak söylüyorum. Siz daha sonra evlilik yapmışsınız. Yani sizin zaten Cem'den önce bir çocuğunuz olmuş. Ablası var değil mi? Evet. Sonra iki tane daha çocuğunuz olmuş. Allah bağışlasın. Siz şimdi 4 evlat sahibisiniz. Evet. Ama Cem'in annesi Satı Hanım başka çocuğu da olmamış. Tek evladı ve tek evladından da 30 yıldır ayrı. Şimdi onun tarafından bakınca onun eksikliği gerçekten, onun hayatındaki eksiklik, onun hayatındaki gedik çok daha büyük tabii. Keşke evet, böyle olmasaydı. Başka çocuğu da dünyaya gelmemiş hanımefendinin. O beni ayrıca evet, üzdü tabii. İşte. Şimdi artık bundan sonra Cem'le hasret giderecek. Evet. O yüzden o da çok mutlu oldu dün seni İnşallah, bulduğu için. İnşallah. Valla Cem farkında mısın bilmiyorum. Sen hem ailene kavuştun. Biyolojik ailene hem de onların birbirleriyle kavuşmalarına da vesile ben oldun. Ben zaten kırgın değilim. Ben birkaç yıl evvel Cafer'in yanına gittim ben bürosuna. Cem'i aradığımı söyledim. Sağ olduğunu söyledim. O da bilmiyordu bana öldü. Siz bilmiyor muydunuz o zamana kadar? Bakın anlatayım ben olayı. Kadir enişte geldiğinde o zamanlar tebaleden
Hatta bakın olayı çok detaylı anlatayım. Tabletten numaramı almış, aradı. Cafer ben yanına geleceğim, gelebilir miyim dedi. Ben de babam yanımdaydı o anda. Baba sen ofisten gider misin dedim. Hani kırgınlıkları var. Yok, Kadir abi. Gelecek dedim. O an öyle konuşmuştuk. Babam burada. Babam var kırgınlık. Yani yok benim yok senin diyorsunuz da var işte. Ya yani. Onlar o geçti gitti artık. Kadir Bey yanıma geldi. Oturduk, çay içtik. Çocuğu sordu. Bakın çocuğu sorduğunda ben şunu söyledim. Burada yanımda. Amcamla halamın bildiğini ama bizim çok detaylı bilgimiz olmadığını. Ben onlara sorup sana tekrar bilgi vereceğim dedim. 2-3 gün sonra sordum. Tekrar geldiğimde inanın bilgi alamadım. Aynen de kendisine aktardım. Doğru mudur? Vallahi yani Kadir Bey bu anlattıklarınız, bakın, vallahi hepinizin anlattıkları Cem'e o kadar iyi geliyor ki. Yani sen evet bırakılmışsın nasılsa ama seni hep aramışlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Müge Hanım inanıyor musun? Açıklamak istemiyorum. Ben böyle bazılarına bir daire teklif ettim yani. Bir daire parası vereyim dedim bana. Nerede olduğunu gizli söyleyin. Dedim ben takip ederim tesadüfen. Karşılaşırım, yolda konuşurum, bir şeyler sorarım dedim. Söylemem babası olduğunu. Yeter ki nerede olduğunu bana söyleyin dedim. O nasıl ama, bir duygu? Yani bir çocuğun var, hiç yüzünü görmemişsin. Yaşadığını biliyorsun ama bulamıyorsun. Çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Çünkü benim ilk çocuğum o. Çok kötü bir ızdırap. Her gün ölüp ölüp diriliyorsun. Her gün ölüp ölüp diriliyorsun yani. Gerçekten ben mesela otobüs sürüyorum orada. Her zaman düşünüyorum bunu. Her İyi saat, elde mi kötü elde mi? Bazen dalıyorsun mesela bir bakıyorsun bir tarafa ufaktan bir vuruyorsun. Ondan sonra iniyorsun bir doğruyorsun falan. Ya diyorum bana ne oluyor? Unutamıyorsun imkanı yok. Çıkmıyor aklında. Evlat acısı kolay aynı, değil. Çok zor bir şey. Aynı şey bende de geçerli. Ya, illa ki insan aklına geliyor yani. Ama tabii tamam şimdi. Dün biz sizin resminizi Kadir Bey. Ben daha sonra sorarım. Kadir Bey, dün biz sizin resminizi bulduk. Akıllı sen, canımsın sen. Dün biz sizin resminizi bulduk Kadir Bey. Sen çok akıllısın. Facebook'ta hani o mudur bunu sonra bir gördü diyor ki, "Aa baba bak aynı ben." Aa dur sana reklama girmeden bir şey daha göstereceğim. Benim olanlar da benziyor ona. Dur sana. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Torunu gördüm bak, ben. Arkana bir bak. Sen gördün biz görmedik. Kardeşlerin. Oğlum. Var. Bunlar şimdi kocaman. Canlar dedi can. Kaç yaşında? Kadir abim. Bu taraftaki 14 yaşında, öbürü 15 yaşında. 16'ya girecek. Benziyorlar. Şeratalar. Sizde ailece gözler aynı. 180 boş. 185 boyunda. Sima olarak göreceksin. Cem'i bir dışarıda görsek yani yakında oranı yani söyleriz. Kaç tane benzer var biliyor musun? En az 5-6 tane Cem'in hemen hemen çok yakını var. Ona tıp atıp benziyor. Çok benziyor. Samsun'da yine buradan tamam. Bir araba kiralar gideriz. Bir şeyler yaparız. Tamam mı? Yok geçeriz onu. Tamam oğlum. Düş anlaşıyor da abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Daha sen nereye gidiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hızlı gideceğim bundan sonrasını. Çünkü buraya gelenlerden daha fazlası seni dışarıda bekliyor. Cem'cim sen aslında sana anladığım kadarıyla gelme bu kadarı da aslında yetti şimdilik. Ama sana bir sürprizim var. Sence kim gelmiş olabilir? Seni böyle mutlu edecek birisi. Kimi? Annem gelmiştir. Hı? Annem gelmiş olabilir. Anne. Annem gelmiştir. Hastayım dedi ama belki gelmiştir yani. Başka? Başka. Melahat abla vardı. İki o gelmiş. Ya bir şey söyleyeceğim. En çok gelmek isteyen Melahat Hanım diye bir o gelemedi ya. Hep böyledir yani. Bir şey ama çok... telefon bağlantısında da hakikaten içtenlikle en çok ben onu bekliyorum. O gelemedi bana. Ama Cem'i ona götüreceğime dolayı. Söz verdim. Evet. Onun için gelmedi. Bir o gelemedi. Cafer Bey buna söyledi söz de gelmedi. Söz verdim gelecek. Evet. Cem ona. Cem. Evet aslında doğru düşünüyorsun. Annen hastaydı vesaire falan ama... eşi Kemal Bey'le beraber annen Almanya'dan geldi. Baban Norveç'ten, annen Almanya'dan. Efendim, anne Satı Hanım 30 yıl sonra oğluyla kucaklaşacak. Biz de bu büyük buluşmaya şahit olacağız. Ne oldu? Bir dakika. Hemen gidiyorum. Annemiz nerede? Duymadın mı sen? Gel, 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 gel. Gel. Gel.
musunuz diyor. Seni özledim diyor. Sizi şöyle alayım mı? Biliyorum çok duygusalsınız ama Cem'i de çok fazla üzmemek de lazım. Sizi şöyle alayım mı ve Satı Hanımcığım gel. Anne hoş geldin. Anne hoş geldin. ayrıca gel gel. Kemal Bey. Kemal Bey. Sen, annenizin gel, sen eşi Kemal Bey. Sen beri gel. Ha, sen hiç, hiç gel hoş geldin. Gir, ha. Ay size de valla hayran oldum. Gel, gelin hoş geldin. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Gezman Hanım seni şöyle alayım. Sen şöyle bir gel. Buyurun. Gel 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 daha böyle oğlunun yanına doğru. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Allah razı olsun size. Satı Hanım'ın tek evladı efendim ve 30 yıl sonra yüzünü görüyor. Onu bir kere emzirmiş ve bırakmış. Bir daha da 30 yıldır da hiç yüzünü görmemiş. Şöyle bir anne ol birbirinizin bir yüzüne bakın bence. Ben sana kurban. 30 yıl sonraki bir bakış. Cerem. İki gündür sözümü getir Cerem. Allah razı olsun. Sana kurban. ATV, en büyük ATV. Teşekkür ederiz ATV. Ay canım benim, ben size teşekkür ederim. Satı Hanımcığım, hoş geldin. Size çok teşekkür ederim. Canım gözün aydın. Allah bir kere razı olsun sizlerden. Hepimizden. Allah bir kere razı olsun. Satı Hanımcığım. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bir sakinleş. Evet. Nasıl? Oğlunu yolda görsen tanımazdın. Tanımazdım. Annesi kurban. Annesi kurban olsun ona. Ay 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 ay. Annesi kurban olsun ona. Dur Satı Hanım ya dur böyle biliyorum çok üzgünsün ama dur güzel şeyler konuşalım. Ne kadar yanında kaldı bebeğin dünyaya getirdikten sonra? Bir gün kaldı. Emzirmişsin dedi bebeğini. Hep şey derler yani yüzünü görmesen belki daha kolay ama yüzünü gördükten sonra bir anne için bırakmak çok zormuş. Geliyorum ben sana. Akrabaların dediler ki Satı 30 yıl gözyaşı döküyor. 30 yıldır evladı için. Evet. Çok zor olmalıydı senin için de bırakmak. Çok zor. Allah kimseye vermesin. Sonra mesela aradan zaman geçince ya keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı kim bilir kafandan neler geçirmişsindir. Evet. Çok televizyonlara böyle bakıyordum. Böyle kaybolanlar, çocuklarını bırakanlar çok ağlıyordum. Ben söylüyordum. Çok üzülüyordum. Niye ağlıyorsun? Bir şey mi var? Bir kaybın mı var? Bana hiç söylemedi aslan. Daha dün duydum ben. Sesini duydum abi. Kemal Bey o çok önemli. Ha, yani bak bu alkışlar gerçekten sana. Çünkü ben bunu yaşadım. Hatta birkaç tane annemiz eşi kızacak, ondan ayrılacak falan diye yayına bağlanamadı bile çok üzüldüğü için. Kemal Bey, Satı Hanım bir saniye. Siz 10 yıllık evliymişsiniz. Evet, öyle mi? Evet. Sizin 3 tane evladınız evet, varmış Allah bağışlasın. Ama Satı Hanım daha sonra evlat sahibi de olamamış. Evet. Yani tek bir evladınız vardı, onu da hiç görmemiştiniz. Evet. Sonra siz dün, evet. Ya burası da çok önemli. Yani Satı Hanım hep televizyonu izleyip ağladıkça siz de evet. soruyordunuz ona. Tabii canım. Çok mu üzülüyordu? Çok, bildiğin gibi değil. Bana söylemez. 5 sene, 10 sene önce bulurdum ben onu. Dün buraya gelirdim, direkt gelirdim valla. Direkt gelirdim. Ben sizin programı hiç kaçırmıyorum zaten. Dün aksi gibi hiç bakamadım. İşim vardı. Bu işte oldu şanslı. Sonra dün nasıl öğrendiniz? Dün biz... Öğrendik işte benim abim kızları falan işte. Telefon. Akrabalarımız telefon açtı. Abimin oğlu Cafer telefon açtı. Hepsini Cafer. Cafer telefon açtı. Cafer hep yapmış. Cafer, benim yeğenim. Yani. Abim kızı Delal. Aslında o çıkarmış. Ona çok çok teşekkür ederim. Ona kurban olurum. Onun böyle ayakların tozuna. Türkiye'ye gidince onu diyorum ki çok sarılacağım, çok öpeceğim. Onun sayesinde ve sizin sayenizde. Estağfurullah. Allah bir kere. Cem'in sayesinde. Bir kere. Her peki Satı Hanım, sağ olun. Peki Satı Hanım,
Yani Kemal Bey'e de bugüne kadar söylememiştiniz. Bir tedirginlik yaşadınız evet. mı? Çok yaşadım. Tabii. Çok ağrıyordu. Acaba yani yuvama bir şey olur mu? Halbuki öyle bir insandı değil. Kendisi dedi sen bana söyleseydin. Nasıl söylediniz Kemal Bey? Ne dediniz? Dedim böyle böyle. Aynen böyle böyle dedim. He. Deyince sen niye bana söyleme deseydin ben arardım. Ben bulurdum. Niye demedin sen bana? Ay çok iyi yürekli bir insan. Allah bizi sever razı olsun. Hakikaten evet. Allah razı olsun. Bizi sever razı olsun. Ben böyle iyilik taraftarıyım. Evet. İyilik tamam, her şeyi hallediyor. Allah razı olsun. Sürpriz yaptım. Bence. Kel olurum sana. Anne kurban olsun sana. Kel olsun sana. Her şey nasip bak. Satın Hanım tesadüfen. Evet. Onu büyüten annenin ismi de Satı. Allah razı olsun. Evet bak her şey Allah'ın takdiri bu. Şu anda izliyorlardır. Yani. Allah onlardan bin sever razı olsun. Gel şöyle beraberimize onlar büyütmüş. Gel. Bir de senin şey bu. Ha, ayıp ediyor. Sağ ol. Sağ ol. Onlar büyütmüş. Benim de Allah karşımıza çıkardı. Tabii ilk önce ekibinizden, sonra sizden. Benim de istediğim karşımda olgun insanlardı. Hepsi birbirinden olgun, birbirinden değerli. Buradan Allah aileme de teşekkür ediyorum. Benim bu zamana yetiştirdi. Allah razı olsun. Allah bir kere razı olsun. Kurban olurum sana. Ve efendim aramızda bugün Denizler'in de var Sabah Gazetesi muhabiri. O böyle aile olayları, buluşma, kavuşmalar gördüğü zaman hemen koşuyor Allah geliyor. Allah Deniz Allah. Gel, Allah. Gel sen de böyle rahat rahat çalış sen de. Gel zaten biz o. Biz de. Hoş geldin. Sen de alışkınsın artık. Mikrofonun nerede? Sen de alışkınsın aslında artık değil mi? Tabii ki yani haftada bir gün muhakkak başarılı bir buluşmaya imza atıyorsunuz. Biz de görevimizi yapıp teşekkür gelip, ediyorum. Sabah gazetesine, Takvim gazetesine onlar da bu buluşmayı ölümsüzleştiriyorlar. Evet, evet. Fotoğraflayarak. Şimdi işte o fotoğraf için ben halalarımızı da şöyle arkaya doğru alayım. Halalarımızı da. Şimdi efendim dedim ya sana burada olanlardan da daha teşekkür fazla. Teşekkür ederim size. He? Bir şuradan sefer geçin. Teşekkür ederim size. Bir şey söyleyeceğim. Sultan. Öyle mi? Bir şey. Hiç bekliyor muydun zaten? Hiç umudun var mıydı oğlunu bulacağına dair? Yok. He? Yok. Böyle yani umudum. Diyordum çıkar. Ama bir gün yarın öyle bir şey yok. Çıkar dedim. Bir gün çıkacak inşallah. Çıkacak dedim. Yani ümidin vardı. Tabii ki. Bir gün önce bana dedi ben rüya gördüm. Çok ağlıyorum dedi. Öyle mi? Evet. Bana. Dedim ki o zaman güleceksin. Hatta da güldü bu. Wow. Cem'den ya. İki gün önce ya. Çok ağlıyorum, aşırı ağlıyorum ama çok böyle içim yanıyor, böyle ciğerim parçalanıyor. Eşime anlattım dedi güleceksin. İki gün sonra telefon böyle geldi. Ya. Böyle Cem bulunmuş, Cem annesini arıyor. Ya. Anne kurban olsun, bir şey diyemiyorum yani şaşırıyorum konuşsam. Dünen biraz üzüldük galiba, sürpriz yaptık biz yani ha. Tabii o şimdi Cem acaba biz de onu valla biraz dedik ki merak etsin daha büyük olsa. Halalarımızı bak şöyle de alabiliriz benim yerime. Çünkü bak işte Cem annen telefonu attığımızda Satı Hanım. Satı Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Teşekkür ederim çok iyiyim sağ olun çok mutlu oldum. Oğlumuz Allah için. Allah razı olsun oğlumu mutlu ettiniz. Ay hepimizden. Anne, çok nasıl? Mutlu oldum. Oğlum için. O benim bir tanem. Canım ciğerim. Anne nasılsın? İyi misin? İyiyim yavrum. Kız verdi bebeğim. Olur. İzliyor musunuz? Yavrum benim. Ağlamasın. İzliyor musunuz? Yok yavrum. İzliyoruz. İzliyoruz yavrum. Ersin ne yapıyor? İzliyoruz. Ersin. Ersin burada yavrum. Bir Ersin. Ver ver. Ersin kim? Oğlum. Oğlum he. Baba hadi. Baba ben bakıyorum de. Baba. Oğlum. İyiyim sen. Ben iyiyim de. Annem ne oldu? Tamam oğlum. Hadi. Hakan. He. Anne. Oğlum orada seni görüyor da pek anlayamıyor. Olsun. nasıl bir duygu?
Bak Ömer burada Bey'im de sana çok, selam var. Çok sevindim. Burada... Çok tatlı bir duygu. Abisin sen. Satın bir şey söylemek ister misin? Ha, tabii. Allah razı olsun sizden. Allah bir çok kere güzel bir, yetiştirmişsiniz. Allah bir kere. Evet. Razı olsun. Evet. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok güzel yetiştirdim. Çok hiç merak etmesin kimse. O sizin çocuğunuz. Allah sizden razı olsun. Oğlum bir tane. Bir sefer. O bizim bir tanemiz. Allah razı olsun. Peki. İnşallah görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Efendim. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Hep herkesin gözlerinde ne söyleyeceğiz. Hepsi hayırlı olsun hepimize. Görüşürüz. Peki Sedat Hanımcığım ben de ellerinden öpüyorum. Senin güzel yüreğine çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettin hepimize. Efendim aile fotoğrafımız daha kalabalık olacak. Çünkü Fatma Koçak, babaannenin kardeşi. Alkışlarla alalım hızlıca fotoğrafımızı çekeceğiz. Zeliha Karaca, yine babaannenin kardeşi. Rahmi Ataç, Murat Ataç, Ziya Alkan, İlhan Karaca, Nesim Karaca ve Hasan Çetin. Amcaoğlu, babaannenin anaoğlu, herkes burada. Cem'i kucaklamak için. Cem'in kocaman bir ailesi var. Sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Şöyle sizi alayım mı yanıma fotoğraf için? Şöyle sizi yanıma alayım, burada kucaklaşalım. Anacığım siz de böyle gelin oturun. Anneciğim gel seni de yanıma alayım. Gel böyle fotoğrafta gel. Gel şöyle döner misin sana zahmet? Ayağa kalkar mısın? Ha, şöyle şöyle şöyle. Cem yanıma gelir misin? Gel 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 koş. Şöyle anneyi şöyle alayım. Babası sen de şöyle gel oğlunun yanına. Benim yanıma gelsin. Tamam. Ha? Tamam senin yanına gelsin Cem. Hoş geldin. Tamam. Ama ben girmiyorum aranıza. Buyurun oturun oturun hep beraber çıkacağız. Hep beraber. Oturalım. Nerede Kadir Bey? Gel Kadir Bey gel. Sen de oğlunun şöyle şu tarafına geç. Gel baba. Şöyle devam böyle hepimiz çıkalım. Oralara gelebilirsiniz. Evet. Çıkıyoruz çıkıyoruz hepimiz çıkıyoruz. Böyle gelin. Evet evet evet. Sağ olun. Tamam mıyız? Şöyle biraz daha şöyle şöyle şöyle. Allah razı olsun. Biraz böyle yanaş babaanneciğim. Gel fotoğrafımız güzel olsun. Tamam sana canım. Bak ekranda görün kendinizi. Ben de her şeyi tam isteyeceğim ya. Size vurdurmayacağım. Evet güzel mi fotoğrafımız? Ziyan yok ziyan yok. Cem Akkuş'un anne ve baba hasreti Müge Anlı'yla Tatlı Sert'te son buldu. Büyük bir sevinç. Yani 30 yılın en güzel günlerinden biri. Kalabalık bir aile, iç içe bağlı. Bütün masada bir mutluluk var. 17 yaşında öğrenilip devamlı beyninde kurup acaba yaşıyorlar mı? Kardeşlerimiz var mı? Hayattalar mı? Bunun merakıyla, özlemiyle yaşarken Müge Anlı programı sayesinde böyle bir sevinç kendisine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen bütün akrabalarımıza, bu kutsallığa değer veren insanlara bütün teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim. Dünyalar benim oldu. Bir mucizeydi. Allah herkesten razı olsun. Müge Hanım'dan razı olsun. Bundan sonra her şey güzel gidecek. Annesi onun yanına gidecek. O annesinin yanına gelecek. Müge'ye çok çok teşekkür ederim. İkincisi Cafer Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü eğer Cafer bu programı görmeseydi gerçekten Cem'e ulaşmayacaktık. Biz bu mutluluğu daha büyüteceğiz, daha büyük sevinçlere götüreceğiz. Ben Cem'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Bir babası olarak o benim ilk oğlum, ilk göz nurum. Ona karşı da sürprizlerim de var. Hatta bugün bir uçak bileti alıp onu yetiştiren anneye, babaya Cem'le beraber gideceğim. Onları göreceğim, onların da gönlünü alacağım. Bu Allah'ın bir mucizesi diye bakıyorum ben bu olaya. Bu olması gereken bir şeydi. Biraz gecikmiş. 27 ile 29 geçmiş aradan. 30 diyoruz biz toplam ama. Anlatılması zor olan bir şey bu. Işığın rengi olmaz. Mutluluk da anlatılamaz. Cem geldi. Çok güzel bir aileye kavuştu. Güzel bir sülaleye kavuştu. Cem'in bundan sonra çok geniş, çok güzel bir aile sülalesi var. Bundan sonra sanıyorum onun mutluluğuna mutluluk katılacaktır. En büyük Müge.
Çok güzel oldu gerçekten. Evet. Allah mutluluklarını bozmasın. Allah tüm yakınlarını arayanlara da kavuşmayı nasip etsin. Fazla geç kalmadan Cem ve babası bu sabah Sinop'a gittiler efendim. Baba Kadir Çetin, Cem'i büyüten anne babası, üstelik gelini ve torunuyla tanışacak. Hem onlara teşekkür edecek hem torunuyla tanışacak. Anne de bugün Almanya'ya dönecek. Daha sonra da işte Cem'i de hem Norveç'te hem Almanya'da yeni evi evet. oldu. Akrabalarıyla evet. beraber Ankara'da. Gerçekten çok mutlu olmalarını diliyorum. Hepimiz çok sevindik. Ama Cem'in ilk gün buraya geldiği zamanki durgunluğu, boyun büküklüğünün yanında şu tabloya baktığımız zaman gözlerinin pırıltısı, gülerken yarattığı, yansıttığı durum çok fark edilecek durumda. Anaya, babaya ve bir aileye kavuşmanın büyük bir mutluluğu. Bu ara kendisini büyüten, yetiştiren aileye karşı da aynı saygıyı ve sevgiyi muhafaza etmesi bir insanlık örneği. Babanın da o aileye karşı söylediği dünkü konuşma yine takdir edilen bir durum. Hiçbir zaman Cem'i büyütenleri unutmaması lazım. Ama anaya babaya kavuşmanın da tabii sevincini hak ettiği şekilde yaşasın. Hep diyoruz tabii, evlat edinen çocuklar tek çocuk olarak büyüdükleri için o kalabalık aileler onlara biraz da değişik, enteresan evet. ve hoş geliyor. Daha bir özlemini duydukları bir şey. Evet. Ama insanın evet. elbette kendisine emek harcayan kişilerin yanı yeri ayrı zaten. Akıllı evet. başlı insanlar için 30 sene emek vermek ayrı bir şey. 30 sene sonra selamun aleyküm, aleyküm selam. Seni ben dünyaya getirdim. Bence ikisi aynı terazinin kefelerine bile konulamayacak kadar aynen doğru. farklı hissiyatlar, duygular. O bakımdan en büyük takdir Cem'e bu imkanı tanıyan, bugüne kadar okutan, büyüten, tahsilini yaptıran, bu yetiştiren aileye her zaman için takdir ve sevgilerimizi sunuyoruz ve iyi ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Şimdi ben dün çok ağladım. Yani hiçbiriniz fark etmediniz. Utanmıyorum ağlamaktan. Görmedim hakikaten hocam. Gerçekten seni. Çok gizli ağladım. Gizli gizli mi ağladı? Kıyamam. Çok duygulandırdı beni. Onu söylemek istedim. İkincisi şu. Bu olay, bir olay çok şeyi bir arada gösterdi bize. Evet. Çok şeyi bir arada gösterdi. Şimdi daha önce de benzer olayları gördük. Annesini bulamamış bir çocuğun İzmir'de Münevver Hanım'dı galiba, değil mi? Orada kötü hadiselerin geliştiğini gördük. Burada iyi hadiselerin geliştiğini evet. gördük. Bir kişinin yaşamı nasıl değişiyor? Bir günde, 5 dakikada bir telefonla nasıl değişiyor? Onu gördük. Ondan sonra bu yaşam değişikliğinden sonra kişinin göstereceği ruhsal tepkileri hep beraber yaşayacağız. Yani ama burada son derece güzel bir şey olacak, çok duygusal bir şey olacak. Çok önemli olan şey de Cem 30 yıldır birbirine görüşmeyen ailenin birleştirici unsuru oldu. Evet, evet. Vallahi çıkarken annesine babasına da dedim, aman dedim yani üzerinden hani kaç göç yapacak. Yani burada yapmadılar hani, dayı falan da tedirgin oldu. Aman dedim ya, üzerinden 30 sene geçmiş artık, Allah yani... 30 sene önce ne yaptığını hatırlayan var mı Allah aşkına? Gelmiş geçmiş. Biz evet, evet. biz eğer bu geçmişi unutmazsak bugünü yaşayamıyoruz yani. Baktım aynı masadalar, aynı sofradalar. Hoşuma gitti. Bu arada efendim Samsun Dengi gazetesi köşe yazarı Recep Özür çok güzel bir yazı yazmış bugün. Arkadaşlar bana ulaştırdılar. Müge Anlı diye bir kadın diye başlamış. Başı çok komik. Diyor ki ne seçim, ne parti, ne hükümet, ne koalisyon. Hiçbir şey umurumda değil. Neden mi? Anlatayım. Bu ülkede Müge Anlı diye bir kadın var demiş ve başlamış programda yaşananları anlatmak. Benim hiçbir şey umurumda değil. Çünkü gerçek hayat işte burada yaşananlara bağlı. Evet. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve hepinize de sevgilerini göndermiş. Ben diyor spor kanallarına bakarım. Fazla televizyon da izlemem ama saat 10 olunca dünyadaki binlerce insan gibi izlemeden edemiyorum. İnsanı 3 saat ekrana bağlıyor. Hayatı öğreniyoruz diyor Recep Özyurt. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Çok doğru. Hani kendisi de olgun bir beyefendi ama hayatı öğreniyorum. Bilmiyorduk, öğreniyoruz. Aslında Recep Bey işte hemen hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Birilerinin de hayatına güzel bir dokunuş yapabiliyorsak hep beraber sizler, bizler, hepimizden bahsediyorum. Kendimden bahsetmiyorum. Ne mutlu bize. Çünkü o mutluluğu verenler de aslında
yayını izleyenler, bağlananlar, ben buradayım ya da aradığınız kişi burada diyenler. Affedersiniz, efendim, araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Bir şeye bir boyun borcu olduğunu düşünüyorum. Annesinin eşine, yani hiç itirazsız adam eşini buraya kadar getirdi. O da çok güzel bir insanlık örneği verdi işte. 30 her yıl şey, önce, 30 yıl öncesinde kalmış her şey çok olumlu yani. Artılarla birbirine bağlandı ve güzel bir şey oldu. Evet. Elinize sağlık. Hepimizin hocam. Hepimizi çok teşekkür ediyorum. Ağlattınız, sağ olun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.